İyi akşamlar. Türkiye'nin ekonomi ekranından hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. G20 zirvesi büyük heyecanla beklendi. Neler olacak? Küresel savaşlar sona erecek mi? Ekonomide bir yeni savaş başlar mı? Vergiler artar mı diye. Ama hiç de öyle olmadı. Aslında herkesin de hoşuna giden bir sonuç çıktı. Aslında herkesten daha çok Türkiye'nin de çok hoşuna giden bir sonuç çıktı. Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi beklentilerin belki de biraz da üstünde oldu ve bir yaptırımın olmayacağı konusunda açıklamalar geldi. Şimdilik bakalım sonrasında ne olacak? Tabii ki Amerika-Çin cephesinde de yine olumlu gelişmeler oldu. 300-350 milyar dolarlık ek verginin olmayacağı, aynı zamanda teknoloji savaşın da bittiği ya da şimdilik durdurulduğu. Dolayısıyla bugün G20 zirvesinden sonra herkes mutlu oldu. Sevgili seyirciler, bu akşam G20 zirvesini konuşacağız, tartışacağız. Tabii ki küresel anlamda değerlendireceğiz ama bizi en çok ilgilendiren Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler. Buradan bir yaptırım çıkar mı? S-400'ler, F-35 ve diğer konular. Dolayısıyla Türkiye piyasasının çok beklediği sonuçlardı. Ondan dolayıdır ki bugün Türk lirası döviz karşısında değer kazandı. Borsa neredeyse çok küçük bir farkla 100 binin hemen altında kaldı. Bunlar beklentilerin karşılığı. Yarın bakalım ne olacak Pentagon'dan ve Beyaz Saray'dan ya da Kongre'den aksi bir açıklama çıkmaz ise trendin devam edeceği söyleniyor. Bu akşam 3 değerli konuğumuz var ve onlarla programımızı açıyoruz. Ben hemen konuklarımı tanıtayım. Global stratejist Hakan Akbaş. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Piri Reis Üniversitesi'nden ekranlarımıza da zaman zaman çıkıyor Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bahçeşehir Üniversitesi BAU olarak da değerlendirelim. Finans Merkezi'nden Profesör Doktor Ümit Erol hocamız. Siz de hoş geldiniz. İyi günler. İsterseniz hani G20 ne oldu bir genel olarak Hakan Bey'den alalım. Gerçekten benim söylediğim gibi miydi? Beklentiler, sıkıntılar ama sonuçlar, bir genel bir değerlendirme, çok mu anlam yüklendi yoksa? G20'nin bu senede aslında beklendiği gibi liderlerin bir fotoğraf paylaştığı ve daha çok G20 toplantılarının içeriğinden çok yan toplantılarla öne çıktığı bir başka zirve oldu. Biliyorsunuz bu G20'nin sonundaki işte bu sayfa sayfa komünikeler hep aslında önceden tarafların bakanları veya ilgili ekiplerince tartışılır. İşte hangi kelime nereye gelecek, şudur budur, ama her seferinde yani bu komünikelerin bir içinde çok jenerik ve herkesin bir şekilde bütün 20 ülkenin yani sadece başkanlara değil bütün ekiplerinin hemfikir olacağı şeyler koyulur. Dolayısıyla da aslında çok da anlamlı değildir. Ve bir başka mesele de yani bir şey yoktur. Bir aksiyon ve bu aksiyonların takibi yoktur bu mesele açısından. Ancak yani günümüz dünyasında 20 en büyük ekonominin yani dünya ticaretini bir şekilde kontrol eden 20 büyük ülkenin, Türkiye'nin de içinde olduğu liderlerini 2 gün bir yere kapatıp dünya sorunlarıyla ilgili olarak bir şekilde yani çözüm bulmak demeyelim ama en azından diyaloğa zorlamak önemli bir şey. Bu zirvede geçen sefer olduğu gibi yine Trump'ın tabii ki jestleri, hareketleri, kırdığı potlar bir nebze olsa bence ekranlara yansıdı. İkincisi yine Trump'ın gerçekten herkese, hani Türkçemizde güzel bir söz vardır, mavi boncuk dağıttığı bir zirve oldu. Yani, çok ilginç oldu. Böyle önce bir sopa gösterdi, 300 evet, milyar dolar daha evet, vergi koyabilirim dedi, hemen şimdi dedi falan. Dolayısıyla ilginç oldu o taraf. Yani adeta global anlama getirdi. 2020 seçimlerinde biliyorsunuz Kasım'da seçimler var, başkanlık seçimlerini. Resmen G20 zirvesinden kendi halkına, kendi seçmenine adeta mesajlar gönderdi. Yani işte Çin'i konuşuruz, Türkiye ile ilişkileri konuşuruz, tüccar Trump'ın bundan sonra neler yapacağını konuşuruz ama bu önemliydi. İkincisi Çin'le tabii ki, Çin ve Japonya başta olmak üzere Asya ekonomilerinin ev sahibi ülkeler olarak da boy gösterdiği bir zirve oldu. Güçlerini daha fazla hissettirdiği bir zirve oldu. Ve tabii ki liderlerin uzun süreden beri çözüm bulunamayan, mesela bizim yakına ilgilendiğimiz Suriye meselesi,
en başta geliyor. Sorunları yan toplantılarla masaya yatırdıkları, analiz ettikleri bir G20 zirvesi oldu. Putin'i burada yine altını çizmek istiyorum. Yani Jinping, Putin, Trump ve tabii ki Sayın Erdoğan. Yani bu dörtlünün yaptıkları toplantılar bence G20'nin içeriği ve dünyaya verdiği mesajlar açısından en etkili bu toplantılar. Bu dört lideri söylediniz. Hakikaten hani bizim açımızdan, her ülke için de tabii kendisi açısından önemlidir ama evet. Bizim açımızdaki sorun Rusya'yı ilgilendiriyor, Amerika'yı ilgilendiriyor, bölgeyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla Erdoğan oradan bir yükselişte. Putin zaten başlı başına bir fenomen. Kesinlikle. Çin devlet başkanı zaten sonradan ortaya çıkan, üstü örtülüydü, üstü açılan ejderha oldu. Trump zaten dünyanın patronu olarak kendini görüyor. Dolayısıyla bir ayrışma da oldu herhalde diğer liderler arasında. Diğerleriyle ilgili çok öne çıkan bir şey olmadı. Suudi Arabistan ve veliahtının ön planda gözükmüş olması, o da Trump'ın herhalde planlamasıydı. Doğru. Ev sahibi, bundan sonraki zirveye ev sahibi yapacak, evet. Dolayısıyla böyle bir ayrışma da oldu herhalde. Kesinlikle, zaten hani Avrupa Birliği'nde de bunu görmeye başladık. Bu hani popülist ve güçlü liderler dışında aslında dünyada bir liderlik vakumu da ben görüyorum. Avrupa Birliği'nden başlamak üzere. Yani işte Merkel'in bir şekilde siyasetin dışına çıktığı, May'in çıkıp İngiltere'yi belirsizliğe getirdiği bir ortamda yeni liderlerin işte Salvini'den Orban'a kadar siyaset arenasına girdiği ve gerçekten bir dizi deprem yarattığı bir ortamda bir geçici bir liderlik arayışı var. Sonuçta bu tecrübeli liderler, bu saydığım dört tecrübeli lider de dolayısıyla farklarını konuşturmuş oldular. Böyle bir şimdi arkadaşlarımdan, rejideki arkadaşlarıma da seslenmiş olayım. Sonuç bildirgesini bir gösterebilirlerse sonuçta çıkan, tabii ki hani bu vergilerin artması, bu tabii küresel ticareti çok ciddi anlamda etkilemeye başladı. İşte bu vergilerin artmaması, stratejik riskler konusu gündeme geldi. Serbest ve adil küresel bir ticaret söylemi var. Tabii bu ne kadar uygulanabilir? Küresel ekonomik büyüme tehdidi var. Bu baskılar nedeniyle, daha doğrusu vergiler nedeniyle. Küresel riskler var, yatırımlar var. En ilginci ben çevreyle ilgili konu da şimdi hani kapitalistlerin ya da burjuvanın artık buna da dönmesi gerekiyor. Sadece kar amacı gütmeyecek, farklı şeyler de düşünebilecek. Erhan Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem sonucu hem de G20'ye yüklenen anlam açısından? Yani G20 herhalde 2009'dan sonraki en önemli G20 toplantılarından birisiydi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü dünya böyle biraz da bir yol ayrımına doğru gelmeye başladı. O zaman da bir korumacılık yönünde eğilimler varken birlikte hareket etmek. Yani biraz oyun teorisi gibi çerçevesinde de düşünebiliriz. Herkes birbirinden bağımsız hareket ederse herkes için daha olumsuz bir sonuç olur. Koordineli bir şekilde gidilirse herkes için daha iyi bir noktaya gidilebilir. Burada bu daha netleşmeye başladığı bir nokta vardı. Yani belki birçok şeyin yıkılıp işte ticaret savaşı diyoruz, teknoloji savaşı diyoruz, ideoloji savaşı. Yani birçok boyutta böyle farklı yansımaları olan, belki en çok Amerika-Çin arasında ama birçok yere de yansıyan bir gelişme içerisindeydik. Sonuçta aslında böyle bir ayrışma olmasına rağmen bence şu bahsettiğimiz başlıklar şeyi bastırdı. Yani mesela hani birlikte hareket etmek, işte Avrupa Birliği'nin Güney Amerika ile ticaret anlaşması imzalamasından bu iklim değişikliğiyle ilgili maddelerin buraya girmesine kadar aslında bir şekilde orada verilen bazı demeçler vardı. Aslında liberalizm işte ölüyor çok da. Bütün bunu evet, söyledi. Bunu söyledi ama ona karşı çok sözler. Biraz da bence burada çıkan sonuçlar buna karşı da gerek o yan toplantılar gerek genel toplantı yani bunu bastırmaya çalışan da bir resim çıktı gibi düşünüyorum. Onu yani şöyle bizim mi diyelim hocam? Yani bir tarafta korumacılık ve vergi yükseltisi lobisi ya da çalışması evet. Ama bir taraftan da bunun ülke ekonomilerine ve bireysel insanların yaşantısına çok maliyet getireceğini, evet. Dolayısıyla serbest ticaretin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen, onun arasında güçlü taraf sanki bu tarafa doğru evet, yönlendi. Evet, bu tarafa doğru. Yani daha ağırlıklı belki orada çok hani ön plana çıkan, yani Amerika, Trump başta hani bu
bu tarafa daha çok korumacı tarafa, ticaret savaşına doğru yönlendirirken aslında diğer liderler ya da Fransa mesela Macron özellikle çevre konusunda çok bastıran bir tavır sergiledi falan. O ayrışmalar, bu denge bir miktar daha aslında belki kendi gidişatı içinde de biraz daha bir liberal, koordineli bir şekilde gitmek, korumacı değil, daha serbest ticaret, hani buna yönelik de bir mesaj çıktı diye düşünüyorum. Önemliydi aslında. Belki dünya ekonomisinin son 4-5 aydaki seyri de bunda etkili oldu. Trump'ın tavrında da, oradaki yaklaşımında da Amerikan ekonomisinde bir aralıkta bir de Nisan ve Mayıs'taki irtifa kaybı. Yani çok ciddi böyle bir uçağın havada hava boşluğuna düşmesi gibi Amerikan ekonomisinde çok ciddi bir ivme kaybı da yaşandı. O korkuttu da diye düşünüyorum. Hani çünkü bu savaş daha öteye giderse şu aşamada bu Amerikan ekonomisi içinde ciddi bir risk oluşturup gelecek yıl Hakan Bey'in de söylediği gibi Amerika'daki seçimlerde Amerikan ekonomisinin çok iyi bir şekilde girmemesi Trump'ın da çok isteyeceği bir şey değil. Onun çok etkili olduğu kanaatim. Yani Trump şu anda Amerikan ekonomisinin göreli büyüme hızını, istikrarını, düşük işsizliğini korumak ve öyle seçime girme konusunda da bir stratejiye sahip muhtemelen. Bu da yansıdı biraz bu dengeler. Biraz belki terazi öbür tarafa ağır bastı. Dengeleri çok yıkıcı, çarpıcı olacak. Bunun bumerang gibi Amerika'ya da etkisi olacak. Onu biraz dengeleme gayreti gibi görüyorum. Çin bile şeye şaşırdı görünüyor. Yani Huawei konusundaki... Onu beklemiyordu herhalde, evet, değil mi? Yani onlar bile şaşırmış yani bu çıkış. O yüzden biraz temkinli bakmakta fayda var. Hani acaba bu sadece Trump'ın bir söylemi yoksa Amerika'ya döndüğünde diğer çevrelerin yaklaşımı ne olacak ki? Bugün çıkan birkaç yazı aslında hani biraz zorlayıcı yönde. Hani oradaki mesajları ters taraftan aslında konunun başka boyutları da var diyen yazılarda çıkmaya başladı. Şimdi bu az önce açılışta da söyledim. Birçok kişiyle de iki gündür konuşuyoruz. Çıkan sonuç tabii görüntü olarak çok iyi Türkiye açısından. Tabii. Ama şöyle kongre yarın ne der Pentagon? Farklı bir şey söyler mi? Trump iyi polisi oynar, diğerleri kötü mü oynar? Bunları tabii bilmiyoruz. Çok bir şey cümlesine çok özledim. Yani tabii o da olabilir ama bu kadar sıcak bir konuda Trump bu kadar belki bazı pazarlıklar, bazı görüşmeler bir şeylere dayanarak da bunlar söyleniyor olabilir. Yani bir anda çok terse gitmesi de yani birkaç gün içinde çok kısa bir sürede de çok ters mesajlar belki beklememek de lazım. Ama yani birçok boyut var Amerika-Çin arasında, Türkiye-Amerika arasında falan. Hepsi beraber değerlendiriliyor gibi de geliyor. Evet. Ümit Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi öncelikle şununla başlayayım. Ekonomi tarihinin bize gösterdiği bir şey var. O da küresel ticaret savaşları daima ekonomilerde her iki tarafa da, başlatana da ve karşı tarafa da sonuçta negatif maliyet yüklemiştir. Bu bize ekonomi tarihinin gösterdiği bir gerçek ki, şimdi hocamın da bahsettiği gibi, şimdi Amerika'da esasında bu küresel ticaret savaşından negatif etkileri hissetmeye başladı. Mesela son baktığım rakamlar dayanıklı tüketim malı %1.3 düştü. İmalat endeksinde düşme var ve gelen makro verilerin genellikle büyük bir bölümü şeyin altında, beklentilerin altında. Dolayısıyla Amerikan ekonomisini de bu şu an için biraz vurmaya başladı. Dolayısıyla bunun 600 milyon ya da milyar dolar civarında yani şeye Amerika'ya ek maliyet getireceği, yani bireysel alım gücünün evet, zayıflamasına evet, neden olacağı. Bununla ilgili evet, birçok araştırma, analiz de yapılıyor. Sadece evet, spor ayakkabıları üzerinde bir spor ayakkabının maliyetinin işte 90 ile 100 dolardan 145 dolara kadar çıktığı vergilerle birlikte söyleyeyim. Dolayısıyla bireysel Amerikan kullanıcısı ya da tüketicisi bunu alırken de biraz daha alım gücünü de azaltmış oldu. Doğru. Yani artı gene yapılan bazı değerlendirmelere göre şu an 2009 krizine baz alırsak 50 milyondan fazla Amerikalı bildiğim kadarıyla şu an 2009'dan bile daha kötü durumda. Dolayısıyla Amerika açısından da şu an düşünülmesi gereken şeyler var. Şimdi sanıyorum Trump'ın biraz daha yumuşak bir şey yapmasında, tavır almasında bütün bunların da rolü oldu. Şimdi bu nereye gider? Tabii gerçek anlamda bir uzlaşmaya gidebilir mi? Şimdi o biraz daha soru işareti. Gördüğüm kadar dünyanın önde gelen bankalarının yöneticileri de
biraz o konuda temkinli yaklaşıyorlar. Bu kalıcı bir şeye gider mi konusunda. Orada bazı sorunlar var. Yani birinci sorun şu, Çin kalıcı bir görüşme zemini için daha önceki yaptırımların da azaltılmasını, hatta mümkünse kaldırılmasını istiyor. Bu şimdi biraz problemli bir alan. Dolayısıyla bu işin bir yanı. Bir de ben şunu da, şu soruyu soracağım, cevabı bilmiyorum açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı bu politikası, Trump'ın kendi siyasi angajmanı mıdır, yoksa ABD açısından daha uzun süreli bir stratejik tehdit algısının mı sonucudur? Çünkü bu sorulara vereceğiniz cevaba göre farklı noktalara varırsınız. Siz bilmiyorum dediniz ama kanaatiniz sanki ben biraz sanki bir. Biraz stratejik tehdit meselesinin de işin içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle 2030-40'lı yıllara bakarsak özellikle kaynaklar konusunda bu ülkeler özellikle de bu iki dünyanın en önemli büyük ekonomisi arasında bir çekişme olması bana şahsen kaçınılmaz geliyor. Eğer Çin'in bu büyüme trendi devam ederse. Hakan Bey, bu ileriye dönük perspektifler çiziliyor. 2023, 2030, 2050 de var da hani orası daha biraz daha uzak. Ama 2030 için yapılan bütün perspektiflerde ben birkaç tanesini görebildim. Bunların hemen hemen tamamında Çin çok açık ara ön plana çıkıyor. Hatta ilginç bir tanesini yine Amerikalılar tarafından yapıldığını bildiğim. Hindistan ikinci oluyor, Amerika üçüncü oluyor. Şimdi biz bütün bu yaşadığımız küresel ekonomik savaşları ya da ticaret savaşlarını ya da teknoloji savaşlarının arka planında bu mu var, yoksa başka bir şey mi var? Çin tehdidi derken ekonomik tehditten mi bahsediyoruz, yoksa hani bir silahlı tehdit de bir gündeme gelebilir? Siz Amerika'yı çok yakından biliyorsunuz, oradan anlatın bize. Şimdi Amerika ile Çin arasında aslında 30 yıllık bir ilişki var. Ve böyle bir yere geldik artık, yapışık ikizler gibi birbirlerine muhtaç olan iki dev oldular. Yani bu zamana kadar hani o formula arabalarının arkasında kaldığınız zaman o gelen bir şekilde artık rüzgar diyelim sizi de hızlandırır ya, aynen o şeyle birlikte, güçle birlikte ikinci dev oldu Çin. Dolayısıyla bundan sonrasında ikisinin de tekrar bağımsız hale gelmesi, yani bunu da Çin'in bir şekilde, yani Trump'ın Çin'i bir numaralı düşman ilan ederek her alanda bu başlattığı seferberliğin geri tepeceğini ben de katılıyorum. Ama bu ne bir basit bir ticaret savaşı. Bu aslında dünyanın aynen dediğiniz gibi 2030'da bir numaralı, açık ara bir numara ekonomisi olacak Çin'e bir şekilde bastırma, bir şekilde kontrol altına alma adımları olduğunu görüyorum. Yani bugün Washington'da özellikle iş dünyasında veya ticari diplomasi yapan merkezlerde konuştuğunuz zaman, düşünce kuruluşları veya özellikle temsilciler meclisinde Çin bir numaralı düşman. Bu tabii ki düşman derken ekonomik olarak veya teknoloji alanındaki rekabetten bahsediyorum. Ve işin ilginç tarafı Trump'ın seçmeninden, yani o Walmart seçmeni dediğimiz, biliyorsunuz özellikle kırsal alanda bütün tamamıyla Çin'den gelen o ürünlerle, ürünlerle bir şekilde hayatını idame ettiren Amerikalılardan bahsediyorum. Onlardan bir şekilde hani demokratların seçmenine kadar hepsinin ortak noktası. Sadece bunu Trump'ın seçmeni gayet açık bir şekilde söylüyor. Ama demokratlar belki bunu sadece işte kokteyllerde evde söylüyorlar. Hepsinin ortak paydası Trump'ın cesur bir lider olarak Çin'e açtığı bu seferberlik, Çin'le ilan ettiği savaşlar. Dolayısıyla bu kesinlikle bir teknoloji alanında, ekonomi alanında, ticaret alanında, bölgesel olarak Çin denizine baktığımızda orada donanma veya bütün silah altyapısı olarak ikisinin arasında bir düellodur. Bu kolay kolay bitecek bir şey değildir. Biz iceberg'in resmen ticaret savaşları olarak üst kısmını görüyoruz. Ya şimdi mesela şeylere baktığınız zaman, istatistiklere baktığınız zaman inanılmaz. Örneğin
Yapay zekadan robotikse veya bir şekilde şoförsüz araçlar gibi bundan sonraki dediğiniz gibi 2030'a kadar ki teknoloji alanında şu anda melek yatırımdan risk sermayesine kadar giden o bütün sermayenin dünyada yarısı Çin'de, yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten yani Silikon Vadisi'ne baktığınız zaman onun geçmişi yani dünyada bir ilk ama bir diğer yarısının Çin'e gidiyor olması insanın bir hani düşünmesi gerekiyor gerçekten. Dolayısıyla Erhan Hocam yani Huawei'yi söyledi. Bu beklenen bir çıkıştı. Yani öyle büyük iddialar getirdiler ki Huawei için. İşte yok bütün Çin devletinin ondan sonra bütün ajanlarının kullandığı bütün teknoloji ulusal altyapısı. Ulusal tehdit söyledi. Ulusal tehdit dedi bravo. Yani oradan başlayıp da işte teknoloji bekasından başlayıp Çin'in ondan sonra burada bir zirvede bir şekilde herkes istediği şekilde satabilir yere getirmiş olması. Tabii onu da konuşalım. Yani Trump nasıl oradan oraya geliyor onu da konuşalım ama yaptığı Amerika açısından doğrudur. Çünkü Çin'in de bir şekilde sanayi politikalarından Çin pazarına erişime kadar izlediği bir dizi yani devletçilik politikaları var. Dolayısıyla yani bu mesela Türkiye açısından da bakıyorsunuz Türkiye ile Çin arasındaki ticarete yani işte bizim birkaç milyar dolarlık bir harcadığımız 20 küsur bir milyar mermer gönderiyoruz. Yani hiçbir şekilde. Yani dolayısıyla dünyanın ortak sorunu aslında bu. Dolayısıyla bunu yapabilecek yani hani Çin'e tabir uygunsa gününü gösterecek tek güç şu anda Trump'ın Amerikası. Obama da bunu yapamazdı, yapamadı, yapmak istemedi. Ama Trump'la bu başlangıca bu yola girdiler. Ve bu ticaret savaşında bir ateşkes olmuştur. Ancak bunun... Bu G20 zirvesi bir ara dönem ateşkes midir? Şöyle, yani Erhan Hocam da söyledi. Burada kesinlikle Trump için, Trump bir tüccar, ekonomiyle 2020 seçimlerini kazanacak. Borsa ne kadar yükselirse Trump'ın o kadar, işte o hani şey diyoruz ya Walmart seçmeni, onların her biri emekli olacak. Orada 401K dedikleri emeklilik şeyi. Orada ne kadar çok para olursa bu insanlar o kadar mutlu oluyorlar. Bir şekilde ve bu bir de sağlık tabii tarafı var. Bu ikisini Trump hallettiği sürece, ha bir de göçmen tabii karşıtı olması da işte benim işimi alıyorlar, işler şeye gidiyor, Çin'e gidiyor. Popülizm. Bunların hepsi çok aynı işe öyle. De yarıyor. Kesinlikle öyle. Yani şu anda zaten dünyada bu bir salgın haline geldi. Dolayısıyla Trump'ın bu politikasının karşısında kimse duramaz. Çin bile duramaz. Şimdi Çin'in de tabii yumuşak karnı var. Yani işte bakın bugün Hong Kong'da olanlar Çin'in sosyal tarafındaki hassas dengelerini gösteriyor. Yani orada bir devlet ekonomi modeli var. Bazıları beğeniyor, bazıları beğenmiyor ama yani bunun sosyal tarafı o işte 2 milyar neredeyse insanla birlikte nereye gidecek kontrol edilemez. Dolayısıyla kesinlikle Çin'in de kaybedeceği belki short term'de yani kısa dönemde çok ağır bir bedel var. Ama orta vadede hocalarımın dediği gibi kesinlikle o Walmart seçmenine bunun şeyi faturası yüksek olur. Ancak daha biz bu işin çok başındayız. Dolayısıyla bir ateşkes var ama daha bu köprünün altından çok sular akar diye düşünüyorum Ali Bey. Çin lideri görüşme sonrasında yani Trump'la yaptığı görüşme sonrasında sonuç nedir diye soruyorlar. Sadece diyor ki harika diyor. Sonucu çok beğeniyor. İlginç bir şey. Tam da sizin söylediğinizle ilgili bir şey de söylüyor. Diyor ki yani bu uygulanan şey bize tabii ki çok büyük zarar veriyor ama size de veriyor zarar diyor. Yani onu da görüyorum diyor yani. Peki burada ilginç bir şey var. Erhan Hocam size sormak istiyorum. Sanki bir anda Çin hani kızıl komünizm hani eski bizim 80 öncesi soğuk savaş önce söyledim. Bir anda liberal ekonomi söylemleri var. Bir tarafta liberalizmin ve liberal demokrasinin, serbest piyasanın hani kalbi Amerika, korumacılık. Ama Çin'de serbest ticaret yapalım, daha fazla ticaret yapalım, engeller kalksın, vergileri düşürelim. Yer mi değiştiriliyor? Yok, yer değiştirilmiyor galiba. Çin şuna açık görünüyor. Yani ekonomide liberal olmak konusunda... olabildiğince yol alma konusunda belki çok da sorunu yok ama bunu kontrolsüz bir şekilde yapmak istemiyor. Siyaseten yönetim biçimi olarak onu bırakmak istemeyen bir Çin var gibi görünüyor. Yani çok kontrole dayanı, merkeziyetçi bir yapı ama ekonomi bir taraftan da ekonominin yani kapitalist kurallara, sisteme de uyumu konusunda o merkezle ne yapabilirse onu da yapmaya çalışıyor gibi. Çünkü en büyük pazarı bu sistemle işliyor. Ona entegre olması için
hani ekonomik anlamda çok farklı bir sistemin birbirine entegrasyonu zor olur. Ama burada tabii sorun oradan da geliyor. Hakan Bey'in de dediği gibi yani sorun çok boyutlu bence. Ticaret savaşı bunun görünen yüzü ve en kolay kısmı. Yani Trump tarafından ya da Amerika tarafından Çin'e karşı bir argüman geliştirmek, somut bir şeyler söylemek açısından. Altında bir teknoloji savaşı, savunma, ideoloji, işte o ideoloji aslında yönetim tarzından da kaynaklanıyor. Aslında Çin belki bir taraftan liberal olmaya çalışırken bir taraftan da onu hem içeride özellikle çok ciddi merkeziyetçi kararlarla da yani tam liberal ekonomiye çok uymayan şekilde de götürmeye çalışıyor. Sorun buradan da kaynaklanıyor ama böyle giderse gerçekten görünen o Çin dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük süper gücü olma noktasına gelecek. Yani burada bir hegemonya mücadelesi var. Dolayısıyla bence de bu bir ateşkes gibi ama çok uzun sürecek. Hatta Trump ikinci kez seçilirse bence asıl ikinci dönemi... Kavga o zaman mı çıkacak? Çünkü bir daha seçilme şeyi de hani öyle bir kaygısı da olmayacak. Kendisine de eğer bir misyon ya böyle bir politikayla öne çıkan bir lider de onun için daha da fazla çaba içinde olabilir diye bekliyorum ben. Daha radikal karar derken mesela 2020'de Kasım ayında seçim yani oldu. Şey, Trump yeniden seçildi. Şöyle mesela neler yapacak? Vergileri daha mı artıracak? Şöyle ben hatırlıyorum yani yanlış hatırlıyor olabilirim belki ama seçim propaganda döneminde yani Çin'den gelen ürünleri %300 vergi koyacağım falan gibi söylemleri var. Bu sembolik bir şey ama hani ne kadar büyük düşündüğü konusunda işte duvarlar örmek falan hani %300 vergi koymak yani burada özellikle teknoloji tarafında hani şunu görene kadar herhalde mücadele etmek isteyecektir. Yani Amerika Çin'e karşı teknoloji savaşında mücadelesinde birkaç adım önde olacak ve hani yetişme riskini, korkusunu taşımayacak. Bunu 80'li yıllarda Japonya Amerika arasında Ronald Reagan seçildiğinde de Japonya'ya karşı benzer bir mücadele başlattı ve orada kazandı aslında. Hani Japonya'yı teknolojide... Japonya'nın bir daha beli düzelmedi. Yani geride bırak. Ama bu sefer ne bugünkü dünya, o günkü dünya, ne Japonya, ne Çin, bugün Japonya. Çok farklı dinamikler var ama bu sonucu görene kadar da muhtemelen devam edecektir diye düşünüyorum. Çin'in teknoloji geliştirme, yapay zeka geliştirme konusunda çok avantajları var. Yapay zekada yani bildiğim kadarıyla böyle bir şeyin tekrarlanması, nüfus, sayı çok çok önemli. Yani 1,5 milyar insanın verdiği information, bilgiyle, datayla çok daha hızlı geliştirme potansiyeli. Aynı donanıma sahip olun. Sizin örnekleminiz çok daha büyük olduğu için siz çok daha sıçramaya yakınsınız. Bu anlamda da bir hani ne yapabiliriz sorusu soruluyor muhtemelen Amerika'da. O nedenle de hani bunu geciktirmek için ne olabilir? Tabii bu Huawei meselesinde yeniden terse dönüş olabilir, yeni kısıtlamalar gelebilir. Hani o gelişmeyi geciktirecek. Mutlaka Çin bunun bir yolunu bulmaya çalışacak ama ne kadar geciktirirse o kadar Amerika farkı açabileceğini düşünecek. Aslında tartışma şöyle mi? Yani biz bu vergilerle, bu kısıtlamalarla, bu kontrollerle Amerika'nın açık ara üstünlüğünün devam edeceğini düşünmüyorlar. Sadece Çin'in 2030 değil de 2035'e kadar sarkıtabilir miyiz? Zaman kazanalım, sonra bakalım neler olur. Yani burada sadece Çin'in yükselişini durdurmaya yönelik. Kendisinin ileriye sıçramasıyla ilgili önemli bir durum var mı? Bence aynı Japonya, Amerika o noktaya gelmek istiyordur diye düşünüyorum. Hani yani 90'lardan sonra Amerika teknolojide tekrar net üstünlüğü ele geçirmeye başladı gibi görünüyor. Aynı noktaya gelmek arzusu vardır ama başarabilir mi? Onun bir altyapısı var mı? Çin var. İşte yani onu demek istiyorum. Yani amaç o olacaktır. Yani sonuçta bu bir refleks. Yani Amerika hiçbir zaman o liderliği, o süper gücü bırakmak istemeyecektir. Kim olsa bırakmak istemez. Arkadan gelen de oraya oturmak isteyecek. Yani dolayısıyla bunun nereye, nasıl gideceği çok tartışmalı bir konu. Ama Amerika'nın bir yerde tamam bitti bu iş diyeceği bir nokta yok. Çünkü bir orada rekabet devam edecek ama nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek. İpin ucunu herhalde bir süre önce birden kaçırdılar. Onu da Çin yakaladı gibi sanki öyle bir durum var. Yani ipin ucu birden kaçınca o da iyi yakaladı. Şimdi elinden onu almak da biraz zor oluyor yani herhalde. Yani Doğu, Japonya'da da onu gördük. Yani Doğu'da daha receptive, böyle çok alıcı, hani çok rahat, nasıl söyleyelim,
bir şey taklit etme, kopyalama, sonra onu geliştirme konusunda büyük bir şey var. Hani yetenek var. Yetenek de var. Japonya'da da bunu görmüştük. Çin daha fazlası zaten. Türkiye'nin de öyle yani. Gördüğünü hızlı bir şekilde üretme şeyi var. Ümit Bey, sizin şimdi tamam bunları yapacak. Hani çözüm vergileri yükseltmek, barajlar koymak, engellemek, teknolojide yaptırımlar yapıp pazar dışına atmak tamam. Ama bunu da o zaman çok acı bir şekilde yaptığınız zaman kendi ekonominize de çok ciddi bir zarar veriyorsunuz. Mesela bunun da bir limiti var mıdır? Bundan sonra yapacağı her vergi, koyacağı her vergi Amerikan ekonomisini ya da Amerika'nın alt gelir, orta gelirine çok büyük darbe vurur diyebilir miyiz? Şimdi o biraz önce söylediğim veya sorduğum soruyla bağlantılı, ne ölçüde stratejik tehdit olarak gördüğüyle ilgili. Yani çünkü eğer ciddi bir stratejik tehdit olarak görüyorsanız belli maliyetleri göze alabilirsiniz. Yalnız şimdi orada benim değinmek istediğim bir iki şey var. Şimdi birincisi, evet doğrudur, Çin satın alma paritesini esas alırsak 2030 IMF şeyine göre, projeksiyonuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nden %50 daha büyük bir ekonomi olacak bu IMF projeksiyonu. %50 az bir fark değil. Yani 1,5 misli Amerika'nın bir ekonomiden bahsediyoruz. Öte yandan benim daha yakın olduğum bir konu, bilimsel araştırma, ki Amerika'nın mukayeseli olarak çok üstün olduğu bir alan biliyorsunuz, bilim ve teknoloji. O alana çok ciddi yatırımı var Çin'in. Dünyada ilk 500'e giren üniversite sayısı, bilimsel araştırmaya ayrılan fonlar, bunlara baktığınız zaman ABD ile olan farkı hızla kapattığını görüyorsunuz. Yalnız orada bir soru işareti var, onu da söyleyeyim. Bilimsel araştırmaya ayrılan fonu yükseltmeniz her zaman inovasyonu da aynı oranda arttıracağı paralel anlamına gelmez. Doğru. Yani dolayısıyla Çin onu başarabilecek mi? Benim o konuda şahsen kuşkularım var. Artı Çin'in, şuna da biraz değinmek isterim. Çok fazla bunlar gündeme gelmiyor. Biz Çin'in genel büyümesi vesaire hep onlara odaklanıyoruz ama Çin'in bir de zayıf noktaları var. Yani nedir Çin'in zayıf noktaları? Şimdi her şeyden önce Çin, tabii nüfusu biliyorsunuz çok fazla, 1,5 milyara yakın bir nüfus. Onun için pek orada gözükmüyor ama 80'den fazla etnik grup olan bir ülke. İşte Tibetliler var, Moğollar var, Uygur Türkleri var vesaire vesaire. Ve çok da dostane ilişkiler söz konusu değil. Zaten Doğu Türkistan'dan bunu biliyoruz. İkinci bir soru, o da bence önemli bir soru. Çin'in finansal sisteminin ne kadar sağlıklı olduğuna dair de bence ciddi soru işaretleri var. Bu veriler konusu hep tartışıldı. Evet. Yani Çin'in açıklamış olduğu büyüme rakamları, işsizlik ve diğer verilerin ne kadar doğru ya da doğru olmadığı yönünde spekülasyonlar var. Şimdi yıllar açık önce… Açık olmaması, şeffaf olmaması tabii nedeniyle herhalde. Tabii birincisi o. Artı şimdi yani şöyle bir şeyle karşı karşıyayız esasında. Yani soruyu biraz öyle koyalım. Çin şimdi enteresan bir model. Çünkü sonuçta ekonomi olarak evet kapitalist bir ekonomi şu anki tercih nedeniyle. Ama siyasi olarak baktığınızda tamamen merkeziyetçi ve otokratik bir sistem. Şimdi esasında normal olarak bunlar pek birbiriyle felsefi düzeyde düşündüğümüzde uyuşan şeyler de değil. Ama Çin çok özgün tarihi nedeniyle bir şekilde bunu birleştiriyor şu an. Ama dediğim gibi… Bu mesela, sürdürülemez mi demek istiyorsun? Yani o önemli bir soru işareti. Çok yani uzun vadede, 50-100 neyse uzun perspektifte bu hangi sonucu verir o bir bence soru işareti. Ben yıllar önce baktığım bir araştırmada onu görmüştüm. Mesela işte verilerden bahsettiniz. Batı standartları uygulandığı takdirde ve Batı şeffaflığı uygulandığı takdirde Çin'in şu an önde gelen 4 bankası esasında teknik olarak batmış durumda. Yani şey değil, solvent değil yani şey olarak. Ve şimdi biraz yani bu devlet sübvansiyonuyla ayakta duruyor diyorsunuz. Tabii. Yani Amerika'nın da burada Çin'e yönelttiği eleştirilerde de biraz bir haklılık payını kabul etmek lazım. Çünkü Çin'in sistemi şöyle, yani bankacılık sistemi yoluyla devamlı ucuz sübvansiyon ve kredi veriliyor. Ve bu şekilde hammadde maliyetlerini sürekli düşüren bir ülke. İşçilik maliyeti zaten bildiğiniz gibi düşürülüyor, yani düşük. Dolayısıyla avantajı bir yerde buradan sağlıyor. Artı bir de yeni de biliyorsun kendi payı, yuanı da
sürekli şey altında tutuyorlar veya tutuyorlardı uzun bir süredir. Dolayısıyla biraz Amerika'nın tabii buradan kaynaklanan sıkıntıları da var. Yani Amerika'da anladığım kadarıyla iş görüşme masasına gelince evet tamam şey yapıyorsunuz ama sizin de bu şekilde çok hani açıkta olmayan ama biraz el altından sürekli korumacı tedbirleriniz var şeklinde anladığım kadar bir şikayeti de var Amerika'nın burada. Şimdi isterseniz bu tamam Çin'i bir sonrasında ikinci bölümde biraz daha değiniriz ama bütün herkesin beklediği aslında bizim G20 zirvesi denilince aklımızda Trump-Erdoğan görüşmesi. Arkadaşlarım Voli de onun görüşme notlarını aktarabilirlerse, şimdi tabii masada bizim açımızdan bir S-400 var, F-35 var. Dolayısıyla Amerika'nın bölgedeki pozisyonu, Suriye ile ilişkisi var. Dolayısıyla bir de tabii ki daha önce belirlenmiş olan Trump'ın Türkiye ziyareti var. Bu da bizim için önemli. Tabii G20 zirvesinde 100 tane uçak çıktı. Bir Boeing çıktı. Böyle ilginç bir şey oldu. Ben şaşırmadım. Siz şaşırmadınız değil mi? Evet, pazarlık masasında herhalde eli güçlendirmek ama biraz maliyetli bir güçlendirme oldu herhalde. Şimdi bunlara baktığınız zaman Hakan Bey sizle başlayalım. Hani gerçekten bu çıkan sonucu, tamam bu iyi bir sonuç diyebilir miyiz? Soru işaretleri var mı? Riskleri var mı? İleriye dönük olarak bu devam ettiği zaman buradan karlı biz mi çıkacağız? Şimdi biz millet olarak ya çok aşırı iyimseriz ya çok aşırı kötümseriz. Dolayısıyla bunu bu tür zirveleri okurken veya yorumlarken de yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir kritik görüşme için objektif olmak ve biraz da ileriye bakmak çok kritik olarak görüyorum. Burada S-400 ve F-35'leri yazdık ama özellikle Türkiye tarafından, Amerika'dan beklentilerimiz açısından çok uzun bir liste var. Yani bugün Suriye'deki sorun, işte YPG ve PYD'nin silahlandırılmasından Doğu Akdeniz, Kıbrıs'a kadar ve tabii ki işte FETÖ liderinin iadesine kadar çok uzun bir liste var. Ve bu listeye sürekli olarak yeni bir sorun daha ekleniyor. Bu liste uzun dedik. İki ülke 1952'den beri müttefik. NATO içinde müttefik, bölgesel savaşlarda beraber omuz omuza savaştılar. Ve bu öyle bir ilişki ki her aslında, yani biz diyoruz ki kriz noktasına geldi, çıkmaza uğradı. Hayır, çok daha kötülerini de gördü. Ve artık, en kötüsü Johnson mektubu. Johnson mektubu ve işte hani Kıbrıs meselesi diyelim. Ama yani bu da ona yakın mıydı? Yakındı ama onunla karşılaştıracak kadar da hani bir şey durumu değildi, kriz durumu değildi bence. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bundan sonraki dönemde Türkiye'de, Amerika'da bunu bir yeni normal olarak, yani krizlerin, gerginliklerin olacağı bir ilişki olarak görmek durumunda. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Amerika'da, hele hele Trump'la eski Amerika değil. Dolayısıyla bizim Amerika'yla daha fazla sorunumuz olacak. Çünkü Amerika tamamıyla, eskiden de böyleydi ama özellikle Trump'la da tamamıyla kendi bildiğini okuyan, ticaret açısından, güvenliği açısından, bölgesel politikalar açısından kendi bildiğini okuyan, hiçbir müttefikiyle, İstişarelerle, ortak akılla yol bulmayan bir ülke haline geldi. Dolayısıyla bundan sonra daha büyük sorunlar eklenebilir bu ilişkiye. Ama buna yeni normal diyorsunuz. Ben yeni normal diyorum. İnişli çıkışlı krizler, gerilimler, bunu yaşayacağız. Bunu yaşayacağız. Bu yani, ölüm değil diyorsunuz. Bu, yani. Bu yüksek tansiyon hastaları varsa yanımızda onlar şeyini arttırsınlar. Onu diyorum. İlaçlarını yanına alsınlar. Yanına alsınlar. Çünkü buna alışmamız lazım. Şimdi S-400 meselesi. Trump'ın Osaka'da G20 zirvesinden ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısını eğer dinlerseniz, bakın Türkiye olarak milyarlarca dolar para harcasak, Trump'ın ağzından Türkiye'nin S-400 meselesindeki haklı davasını anlatamazdınız. Ya, bu çok sürprizdi. Ya, en azından bana göre çok sürprizdi. Bir de Obama'yı çok açık olarak suçladı. Bu Obama'nın yüzünden zaten böyle oldu dedi. Bizden istediler, vermedik. Onlar da gittiler. Türkiye'de bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bizde nasıl böyle hani iç siyasette belli şeyler konuşulursa, orada da kesinlikle Trump açısından bakıldığında bir Obama meselesi var. Yani Trump, Obama ne yaptıysa
bir şekilde bozup aynısı bile olsa başka bir isimle, başka bir kılıfla ben yaptım demek istiyorum. İran bunu konusu, İran'da evet. gördük, bunu NAFTA'da gördük ve bunu yine Türkiye ile ilişkilerde de görmeye başlayacağız. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bence bu konuda yani Trump'la olan ilişkisine yatırım yapmasını da bence bu öngörüye bağlıyorum. Şimdi Amerika deyince artık kesinlikle bir harmoni içerisinde hareket eden, politika yapan, diplomasi yapan bir ülke yok. Bakın Trump'ın Beyaz Sarayı var, onun içerisindeki danışmanlarının bile farklı gündemleri var. Zaten 6 ay dayanabilirlerse. Buraya bakıyorsunuz, kongreye bakıyorsunuz. Kongrenin içerisinde Trump'ı seçtiren o Political Action Committee dedikleri çıkar veya lobi grupları diyelim. Türkiye'de öyle tanınıyor. Bunun içerisinde Senato biliyorsunuz Cumhuriyetçilerde, Kongre Temsilciler Meclisi Demokratlarda, bir de bu her birinin altında da komisyonlar var. Yani yasaların tasarı halinde sunulduğu, kabul edildiği atamaların yapıldığı. Atama deyince bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz Amerika'nın büyük elçisi 2017'nin sonunda John Bass ayrıldıktan sonra boştu. Ve bugün başladı David Satterfield ve sevgili Cengiz Bey ile birlikte ilk defa aslında imza programında bu ekranlardan biz bunu açıklamıştık. Hem kendisinin ismini hem de Senato'da konfirmasyona gideceğini. Dolayısıyla yani bir büyükelçinin bile atanmış olması Trump açısından çok önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Çünkü ilişki yumağı büyük oldukça çözecek tecrübeli insanlara ihtiyaç var. Tekrar gelirsem Trump'ın Beyaz Sarayı dedim, Kongre ve Temsilciler Meclisi dedim. Pentagon var. Pentagon'un o 3 ayda bir, yani bakın 3 ayda bir Pentagon'un başındaki bakan değişiyor. Ve tabii ki burada Dışişleri Bakanlığı, onun başında da çok kurt bir eski CIA şeyi var, direktör var biliyorsunuz, Pompeo. Şimdi böyle bir yapı içerisinde bunun hem avantajları hem de dezavantajları var. Böyle bir zirveden Trump'ın söyledikleri, tabii ki Türkiye'nin haklı davasının S-400 tarafında, Obama yönetimi döneminde nasıl aslında dikkate alınmadığını, Türkiye'nin bir şekilde kendi çıkarları için, milli savunma füze altyapısını kurmak için, kendi savunması için bunu yapmak zorunda olduğunu çok güzel anlattı. Biraz tabii iç siyasete de alet olmaya başladı Türkiye. Onun da potansiyel tehlikelerini konuşuruz ama şöyle bir şey var. Trump ülkesine döndüğü zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar güçlü bir lider değil. Her istediğini yaptırabilecek bir lider değil. Dolayısıyla Suriye'de gördük. İki başkan oturdular, konuştular. Ben çekeceğim dedi bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan verince. Söz verdi ama bunu evde yapamadı. Hala o 2000 askerini geri çekecek. Şimdi şu açıdan söylüyorum. Bir, sabırlı olmamız lazım. İki, buradan çıkan sonucu tamamıyla alıp da işte hani zil takıp oynamamak lazım. Çünkü burada şöyle bir şey de var. Yani Amerikan Anayasası'na göre ve Kongre'nin çıkardığı, aldığı kanunlara göre S-400 meselesi, biliyorsunuz bu Rusya'ya karşı 2017'de açıklanan katsa denilen ama aslında esas itibariyle kişi veya kuruluşlara genelde ekonomik alandaki yaptırımları içeren, bunu Brunson'da Türkiye'ye gördüğü iki bakanımıza bir takım sembolik yaptırımlar vardı. Yani bunların otomatik olarak devreye gireceğini biliyoruz. Bu yani kanundan bu böyle. Ha, bunu geciktirmek için 6 ay artı 6 olmak üzere 12 aya kadar erteleyebilecek bir başkanın veto yetkisi var. Bunu kullanır kullanmaz göreceğiz. Şimdi bu S-400 meselesi, evet Türkiye'nin uzun zamandan beri peşinde olduğu, yani kendi füze altyapısı için bir gereksinimdi. Ama S-400'de almak zorunda kalmamız şu andaki Suriye denklemi ve Rusya ile ilişkiler açısından da artık bir teknik veya askeri bir seçim de değildir. Bir diplomatik zorunluluk haline gelmiştir. Bir dış politikadaki Amerika ve Rusya'yı dengeleme unsuru haline gelmiştir. Yani çok gerçekten çok kritik bir yere geldik. Yani Türkiye'nin S-400'den vazgeçmesi artık söz konusu olamazdı. Nitekim geliyor haftaya. İlaveten de Patriot'lar, Boeing'ler, F-35'lerden daha fazla alması gerekecek gibi gözüküyor. Burada şeyi de söyleyeyim, F-35'ler dediniz orada. Şimdi bugün Amerika Senatosu'ndan geçmiş 5 tane kanun var. Bu kanun diyor ki Türkiye S-400'leri aldıktan sonra F-35'leri alamaz diyor. Şimdi bunların 5 taneden bahsediyorum. Bir tane değil, 2 tane, tam 5 tane. Bunların bir tanesi de Pentagon'un savunma bütçesi, 2020 yılındaki savunma bütçesinin içerisine koyulmuş ve Trump'ın önüne eve döndüğü zaman koyulacak bir imzalamak için
kanun tasarısıdır. Yani oradan çıkartıp cımbızla bunu şey yapamazsınız. Eğer Pentagon'un bütçesini onaylayacaksa bu F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi de geçecek. Şimdi şuna getirmek istiyorum. Türkiye'nin bundan sonra işi kolay değil. Önemli bir dönemeç açılmıştır. Gerçekten S-400'ler konusunda ve Türkiye-Amerikan ilişkilerinin en azından Türkiye'nin Amerika açısından kaybedilemez, köşeye sıkıştırılamaz, vazgeçilemez bir müttefik olduğunu anlatmıştır. Burada konjonktürle çok yardım ediyor Türkiye'ye. Bakın İran'la Amerika'nın geldiği yere bakın. Yani her an bir askeri sıcak çatışma olabilir. Şimdi mesela bazı basın İHA'yı düşürdü diye verdi geçen hafta. Yani şimdi hani ama o öyle basit bir İHA değil mi? Onu söyleyeceğim. Yani 130 milyon dolarlık Boeing 737'den büyük son derece sofistike bir şey. Yani bunların olduğu bir yerde İran'la ve Washington, yani hem Tahran'la hem Washington'la konuşulabilen tek ülke Türkiye'dir. Tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bu açıdan baktığınızda bu mevcut konjonktür Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koyuyor. Doğu Akdeniz'de olanlar bile aynı şekilde gerek Türkiye'nin enerji koridoru olması, gerek Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü, gerekse buradaki Doğu Akdeniz'deki rezervler, enerji rezervleri, yani Türkiye'siz bir oyun kurulamaz. Ama geldiğimiz yer itibariyle şu anda bir, burada evet davamızı anlattık. Burada Türkiye'nin stratejik önemi bir kere daha vurgulandı ve en üstten Trump gerçekten Türkiye'nin vazgeçilemez olduğunu söyledi. Ama asıl iş bundan sonra başlıyor. Trump eve döndükten sonra bu yasa tasarıları önüne geldiğinde imzalayacak mı, imzalamayacak mı? Bu katsa yaptırımları... Mutlaka gelecek midir? Kesinlikle gelecek. Yani bu sonuçta hepsi başkanına da geliyor. Yani kongreden geçen senato, önce temsilciler meclisinden çıkıyor bu komisyonlardan, sonra senatoya geliyor. Senatoda oynadıktan sonra Trump'ın önüne geliyor. Trump bunları dediğim gibi veto edebilir. Trump bunları dış işleri ve hazine ile görüşerek buradan belli konuda hangilerinin seçileceği konusunda görüş bildirebilir. Dolayısıyla ilave olarak bunlara yenilerini ekleyebilir. Mesela Brunson krizinde, bunu Türkiye yaşadı, Trump kalktı, alüminyum ve çelikte Türkiye'ye ek vergiler. Kendisi bunu açıkladı. Yani bir de şunu söyleyeyim, katsa diyoruz ama her ülkeye başkanın ve ekibinin Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin oturup konuştuğu, birlikte hazırladığı ek yaptırımlar getirilebilir. Şimdi Rusya'ya yapılanlar ayrı, İran'a yapılanlar ayrı, Küba'ya yapılanlar ayrı, Kuzey İran'a yapılanlar ayrı. Türkiye'ye Brunson'da gördük, bambaşka bir şey geldi. Dolayısıyla yani işte defterde bunlar var, Google'layayım, katsaya bakayım. Bu değil. Bundan sonrasında Türkiye'nin sadece Trump üzerinden değil, kesinlikle bu saydığım çok paydaşlı Washington yapısı içerisinde daha da fazla bu haklı davasını anlattı. Niye F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinden bundan sonra Amerika'daki, Orta Doğu'daki, Amerika'nın Orta Doğu çıkarlarında Türkiye'nin oynayabileceği role kadar. Şimdi Temmuz'da Trump da sonunda Amerika'dan, yani Türkiye'ye geleceğini bir şekilde, Temmuz'da değil ama en azından Türkiye'ye geleceğini teyit etti. Şimdi bakın buradan o kadar çok 31 Temmuz öncesi sanki gelirse ilginç olacak. Çok, 31 Temmuz çok son. Doğru. Çok doğru. Yani işte bu 2-3 tane şey vardı. Bir tanesi İran'ın P5+1 anlaşmasını delerek, kendisi delerek uranyum zenginleştirmesini bugün açıkladı. Bir hafta erken açıkladı. İkincisi bu biliyorsunuz Patriotlar 9'unda sanırım geliyor. S-400'ler. Belki de Allah söyledi ama S-400'ler bir şekilde geliyor. Şimdi S-400 gelir gelmez Türkiye bunları aktive ederse teknik olarak yaptırıma gireriz. Bakın bugün bir açıklama var. Ondan devam edelim. Yine Amerika'dan, Voice of America'dan bugün bağlantılara, yayınlarımıza da başladık. Evet. Birlikte organize ediyoruz. Oradaki muhabir arkadaş söyledi. Aktive etmez, bekletirse yaptırımlar olmaz diye yine Amerikan içerisinde zannedersem Pentagon'dan ya da dışlarından böyle bir açıklama gelmiş. Lindsey Graham, bu ne anlama geliyor? Onu Lindsey Graham söyledi. Biliyorsunuz Lindsey Graham Türkiye'de çok popüler, en çok bilinen yegane senatördür. Türkiye'ye çok gelip gider. Şimdi Lindsey Graham aslında Amerika'nın derin devletini, istihbarat örgütlerini ve Pentagon'un çok, yani bir komisyonlarda oynadığı roller açısından, iki Başkan Trump'ın da üzerinde etkisi olması açısından önemli bir isimdir. Başkan Trump'la Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin hemen sonrasında ki bizden bu açıklamalar gelirken, liderlerin yaptığı açıklamalar, olumlu açıklamalar çıktı, Amerikan medyasına, CBS'e konuştu ve dedi ki
başkanın dedi gücü bir yere kadardır dedi. Belediye biz dedi aynen bunu söyledi. Yani burada seçim yapma hakkı veya bu uygulanacak yaptırımlara karşı koyma hakkı yoktur dedi. Şimdi şöyle bir şey. Burada bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 3 hafta önce biliyorsunuz Trump dedi ki ben dedi Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'a 8.1 milyarlık şey satacağım, silah satacağım. Bunu senatodan geçen dememin sebebi cumhuriyetçiler var orada. Yani kendi partisi de bayrak açtı. Kaşıkçı'nın cinayetinden sonra Amerika'nın Yemen dahil olmak üzere Suudi Arabistan'la hiçbir ilişkisinin şey olarak askeri olarak silah alışverişi dahil olmasını engellediler. Şimdi buna rağmen Trump dedi ki siz bunu yaptınız ben bunu veto edeceğim ve ben bunu satacağım. Veto edebilir mi? Edebilir. Şimdi bu ne olacak? Tekrar o zaman hani komisyonlardan geçecek. Yani böyle bir şeyin içerisine girmesini artık bundan sonra cumhuriyetçiler 2020 seçimlerine giderken hele hele Trump'la ikinci kere seçilecekken yapmaları daha zorlaşır. Şimdi Türkiye Amerika'nın iç siyasetini de okur nitelikte bir diplomasi yapmaya başladı. Bunu görüyoruz. Ama bunun tabii ki daha kaygan bir zeminde Türkiye aleyhine geri tepeceğini de düşünmek lazım. Dolayısıyla yani zirve olumlu atlatılmıştır. Türkiye açısından başarılıdır ama yaptırım tehlikesi kesinlikle geçmemiştir. F-35'ler açısından ben Trump'ın tüccarlığına güveniyorum. Şimdi mesela orada da bir parantez açayım. Biz diyoruz ki işte hani 75 milyar dolar seviniyoruz Türkiye olarak. Şimdi bakın Trump eğer 75 milyar dolar diyorsa onun aklında şu var. Ben Türkiye'ye ilave 75 milyar dolarlık bir şeylerden satacağım var. İkili ilişkiler yok. Yani daha fazla Türkiye Boeing alacak neyse artık. Patriot alacak. Kesin, yani bir şekilde dostsanız ticaret açığı veriyorsunuz Amerika lehine. Düşmansanız tam tersi. Yani böyle bir insanla pazarlık ederken tabii ki bunu ticari diplomasi yapmak zorundasınız. Yegane diplomasi karın doyurmuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlarda F-35'ler 116. Şimdi 116 tanesini Kongre bir yandan vermeyeceğiz diyor. 5 tane tasarı geçiriyor. Yine 2 hafta önce Pentagon'un üretici firmaya Lockheed Martin'e verdiği 3 ayrı lotluk şey var. Bir şekilde sipariş var. Bu siparişlerin her birinde Türkiye'ye 10'a kadar yani 30 tane sipariş verildi bile. Parayı takip ederseniz Pentagon bile Türkiye'nin F-35 programı dışında kalacağına inanmak istemiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın hem İsrail'in güvenliği için hem Trump'ı ikinci kere seçtirme yanlısı savunma sistemleri lobisi için Türkiye'nin F-35'leri alması yararlıdır. Türkiye'nin Patriot'ları alması yararlıdır. Türkiye'nin de Amerika'yı yanında tutması için bu açıdan her alanda Suriye başta olmak üzere gereklidir. Dolayısıyla burada kolay değil. Gerçekten Trump'u şu açıdan katılıyorum. Sizi anlatırken örgüleri birbirine tutuşturmak bile çok zor. ama çok komplike bir hale geldi. Yani sadece evet. Bir S-400 değil. Daha çok konuşuruz. Şimdi bir ara verelim ama bu tabii bizim bu ne kadar zor ya da zor geçeceğini bilsek de bugün bizim çok hoşumuza gitti. Bugün 100 binlere yaklaştı borsa. Dolar Türk lirası karşısında değer kaybetti. Türk lirası yukarı yönlü çıktı. Piyasalar bir rahatladı, bir hoş oldu. Ama bir reklam arası verelim. Sonra Türkiye piyasası üzerine biraz konuşalım. Kısa bir reklam arasından sonra Yeni Dünya Düzeni tekrar devam edecek. Evet, Yeni Dünya Düzeni tekrar devam ediyor. İkinci bölüme geçtik. Hakan Bey, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiyi en açık, en net şekilde anlattı ama bir hayli karmaşık ve zor bir dönem. Bakalım bundan sonra ne olacak ama bütün bu gelişmelere rağmen Erhan Bey, hani çok da hoşumuza gitti. Bugün dolar ciddi bir değer kazandı. Borsa 99.736'ya kadar geldi.
Hani bir küçük bir şey daha olsa 100 bin bandını bulacağız. Çok zorladı gün içerisinde. Orada bir direnç noktası oldu. Bu piyasalar bunu nasıl algıladı? Tamam, bu sorun çözülmüştür mü? Yoksa en azından bazı kısımlarıyla bu olumlu bir şey midir? Küresel piyasalar ne demek istedi? Yani önce dediğiniz gibi Hakan Bey o kadar güzel özetledi ki kaçıranlar varsa bence izlesin. yani hani ne olur piyasalarda izlesin. Ne olabilir riski tartmak açısından. Peki Hakan Bey'in konuşmasını piyasalar nasıl yorumlayacak? Yani olumlu tamam iyi gidiyor yoksa temkinli? Bence şöyle yani aslında bugünkü hareketi hak ettiğini söylüyor ama bundan sonrası için de aynı hızda gitmemesi veya gidemeyeceği yönünde bir sonuçta belki riskleri ortaya koymak açısından. Şimdi aslında bir süredir Türk piyasaları yani gerçekten varlıklar diyelim olması gerekenin oldukça altında bir değere gitti. Bunun birçok nedeni var ama takıldığımız 3 nokta var gibiydi. Bir tanesi iç siyasi gündem. Oradaki belirsizlikler. Bir tanesi bu dış siyasi gündem içinde birçok şey var. Doğu Akdeniz'den Suriye S-400'e kadar. Bir tanesi de ekonomiyle ilgili hani önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izlenecek? Hani ekonomide atılması gereken adımlar var. Bunlar engelliyor falan. Şimdi son birkaç haftada bu belirsizlikler yani bilinmeyenlerin bir kısmı bilinmeye başladı. Ve o piyasanın sevdiği bir şeydir. Bir kere iç siyasi gündeme ilişkin. Hani İstanbul seçiminin geride kalması ve artık yani tartışma bırakmayacak bir şekilde geride kalması önemliydi. Bu anlamda bir riskin azalması anlamına geldi. Bu bir kere bir ivme verdi geçen haftadan itibaren. CDS primi dediğimiz Türkiye'nin riskini gösteren o oranlarda düşüşler gördük, faizlerde gördük. Bugünkü yani hafta sonu olan gelişmeye verdiği tepkide... En düşük seviyeye gelmiş. Evet yani... Ama bu geçen hafta başlayan bir şeydi, hareketti, devam da etti. Çünkü ikinci önemli risk de dış politikaya ilişkindi. Şimdi gerçekten piyasanın da ya da hepimizin, herkesin izlediği bir şey var. Buradan tam bir sonuç çıkmayacak, yani bitti bu iş, defter kapandı denmeyecekti. Ama ne olabilir konusunda sürpriz olabilecek. Yine Hakan Bey'in çok güzel vurgusu oldu. Hani milyonlarca dolar verilse hani Türkiye kendi tezini anlatamazdı. Herhalde. Yani... Gazetelere, televizyonlara dakikalarca ilan verseniz kimse pek izlemeyecek, dikkate almayacak ama Trump'ın söylemesi böyle bir uluslararası kamuoyunda çok önemli ve etkisi de olabilecek bir şeydi. Bu anlamda da gerçekten önemli bir süreç oldu. Piyasada bunu fiyatlıyor. Yani bir hafta öncesine göre, birkaç hafta öncesine göre hani o risk primi dediğimiz yani 3-5 kategorize edersek hani alarm olacak şeyde bir miktar gerileme oldu. Piyasalarda bunu fiyatlıyor. Yani bakacak olursak işte borsa %3'ler civarında arttı. Kurlarda %3 civarı gerileme. 3.37 evet, dolayısıyla borsa arttı. Bu bence normal ve bir süre daha da devam edebilir. Çünkü hem dolar bazında yani yabancı paralar bazında mesela Türk hisse senetlerinde çok ciddi bir değer kaybı da yaşandı. Reel anlamda reel kurumuz hani çok ciddi değer kaybı yaşadı. Enflasyonla ilgili tabii son birkaç gündür gelen haberler bu meyve sebze fiyatları işte yaz meyve sebzelerinin biraz görece hızlı düşüşüyle de eksi işte İTO rakamları, Türk İş'in anketleri falan bir düşüşe işaret ediyor. O da piyasa için önemli. Yani faiz tarafı da önemli. Onu da düşüşünü destekledi. Ve bu tabloyu gördük. Ama ben de piyasanın bu anlamda bundan sonra hani riskleri kısa bir süre içinde, bu yarın olabilir, bir iki gün içinde olabilir. Hani bu hızında bir ivme kaybı, biraz realize etme şeklinde karşımıza çıkar. Ama kendisi bir ivme kazandı. Haber akışı izlenecek. Çok kısa bir süre içinde bu S-400'ün Türkiye'ye gelmesi, Trump'ın Amerika'ya dönmesi. Orası biraz sıcak ara olacak ya da hafta yani olacak. Şu önümüzdeki iki hafta gerçekten önemli. S-400'ün gelmesi, Trump Amerika'ya dönecek. Amerika'dan nasıl mesajlar gelecek? Sayın Cumhurbaşkanı işte Çin ziyareti var. Oradan gelecek başka mesajlar. Dolayısıyla bu iki haftayı da piyasa belli bir temkinlilikle izleyecektir. Yani muhtemelen bu erteleme... İşte belki yaptırım konusu gündeme gelecek ama şu tür sinyaller alırsak hani işte başkan yetkisini kullanacak Trump ve bunu işte 6 ay işte ertelenmesi söz konusu. Bu piyasa için çok uzun ve çok iyi bir zaman. Hani piyasanın trade etmek, alım satım yapması için çok iyi bir fırsat da yaratır. Bu da eklenecek. Ama bir şey daha var. Hani Türkiye piyasaları dış dünyaya çok çok bağlı bir piyasa. Burada da çok olumlu ve önemli bir gelişme oldu. Bu ticaret savaşı
konusunda Amerika ile Çin arasında hani böyle bir kavga sahnesi olsaydı, bu el sıkışma sahnesi yerine, ateşkes yerine, ateşin daha arttığı, sıcaklığın arttığı bir tablo olsaydı, bugün aynı şeyi yaşamazdık. Yani iki yani etki birden... Belki bu iyi gelişmeyi bizimle yaşamış olsaydı, Çin ile Amerika arasında böyle bir sıcak gerilim yaşanmış olsaydı, belki bugün piyasalarda çok da istediğimiz bir motivasyon olmayacak. Bunun yarısı olurdu, belki üçte biri olurdu. Yani ben oranın da ciddi bir etki ivme verdiğini düşünüyorum. Çünkü dünya ekonomisinin büyümesi dünyadaki risk iştahını arttıran bir gelişmedir. Çünkü şu anda dünyada 250 trilyon dolar bir borç stoğu var. Dünyadaki her yavaşlama ve yavaşlama kaygısı bu borcun ödenmesiyle ilgili kaygıyı arttırıyor. Bu borcun ödenmesindeki kaygı demek bankacılık sektörü için bir risk demek. Finans sektörü hep o gözle bakar. Yani bankalara bir şey olur mu? Bankacılık sektörüne bir risk gelir mi? O yüzden büyümenin iyi gitmesi finans sektörünün en korktuğu hani risk açısından o riskin azalması anlamına da geliyor. Bu bütün global risk iştahının artması da Türkiye'nin lehine bir gelişme yaratıyor. Şimdi arkadaşlarım iki tane gelişme var. Ümit Hoca'ya da vereceğim sözü ama ondan da aynı yorumları isteyeceğim. PMI rakamları bugün açıklandı. Arkadaşlar o hazırsa onları girelim. Şimdi ilginç olarak tabii hani eski seviyesinde değil ama yine bir farklılıklar var. Evet. İkincisi G20'den olumlu bir sonuç çıktı. Evet. Piyasalar rahatladı. Hemen arkasından da petrol fiyatlarında gözle görülür bir artış oldu. Yani üretim durmuştu, petrol fiyatları, enerjiye talep azalmıştı. Evet. Şimdi hemen piyasa bunları doldurmaya başladı. Doğru. Dolayısıyla piyasanın çalışması artık hani küçük de olsa bir rayına girdi diyebilir miyiz küresel anlamda? Yani şöyle, bu rakamlar tabii bu zirve olmadan önceki rakamlar. Hani bir hafif kıpırdanmalar var. Çünkü bunun asıl nedeni merkez bankalarının verdiği ivme diye düşünüyorum. Merkez bankaları hani güvercin tabir ettiğimiz işte FED başta olmak üzere faiz indirimi, bol para, tekrar açılacak musluklar. Bunun verdiği bir beklenti. Yani musluklar açılacaksa biraz ekonomiler toparlanır. Burada o etki var. Şimdi bu yalnız burada birbirine çelişen iki şey. Bu ticaret savaşında ateşkes olması da bir süre sonra biz FED'den mesela şey duymaya başlayacağız. Yani faiz acaba indirmek için erken mi? Bekleyelim. Şu Ama canım, hocam biz oradan FED'den bir faiz indirimi bekliyoruz. Yok, bekliyoruz oradan biraz bir sıcak para gelecek bize de. Bence bu tablo onu değiştirebilir. Şöyle, FED tabii çok kendini bağladı biraz. Bir sembolik bir indirim yapabilir ama daha fazlasını bence yapmayacak. Yani bence FED faiz indirimine başlarsa tam başlar. Yani Trump'a rağmen Merhan Hoca. Trump 25 bas puan onun için indirir ama belki. Trump şeyi söyledi biliyorsunuz değil mi? Yani ben öyle bir şey söylemedim. Görevden alma söylemedim ama istesem yaparım yani. Doğru ama zaten Trump'ın isteği Amerika'nın iyi büyümesi. Dünya ekonomik sorunu olmuş. Şimdi bu attığı adım zaten ekonomiden iyi haberler gelmeye başlarsa işte PMI yükselir. Biraz hani bölgesel beige book kitap diyorlar, bölgesel anketler falan iyi sonuç verirse Trump'ın FED'e karşı hani o söylemi de daha yumuşar ya da onu çok fazla söylemezdi. Yani bence ama Trump FED'in faiz indiriminden iyi bir beklenti içerisinde. Hani şöyle piyasada 25 baz puan, 50 baz mı hani Güçlü bir şey istiyor ama bir taraftan da yani Fed'in yani her şeye rağmen yani bağımsız olma istekli ve genel trendler Amerika'da Fed bir resesyon tehlikesi görürse muhtemelen bir harekete geçecektir ve Fed bundan önce faizleri 4-4,5 seviyelerinden indirir resesyon görür ve çok kısa sürede sıfırlara getirir. Yani Fed'in ciddi bir proaktif yapısı vardır. Yani arttırırken yavaş ama indirirken çok sert indirir. Hmm. Hatta eksit faiz sinyali bile verdi. Yani Fed Amerika'da resesyonun geldiğini görürse çok sert indirir. Onun dışında da elindeki kurşunu çok atmak istemeyecektir. Şimdi 25-25 düşürse 2'ye indir. Bir daha arttıracak fırsat da bulamaz. Ama eninde sonunda Amerika'nın ekonomisi bir şekilde bir resesyon veya daha ağırı, daha azı bir şey yaşama ihtimali yüksek. 2 yıl, yani 2020, 2021 yani bu muhtemel, çok muhtemel bir senaryo. FED oraya işte 200 bas puanlık bir politika faiziyle 2 puanla girmek istemeyecektir. 2,5 da yüksek değil ama ne kadar elinde şey olursa o kadar iyi olacak. O anlamda ben
FED'den bir indirim, evet çok bağladı. Trump etkisi birçok şey, bir sembolik bir indirim gelebilir. Onu da belki Temmuz değil, bir sonraki toplantı böyle vakit de kazanmak isteyebilir. Ama FED'in böyle peş peşe güçlü faiz indirim senaryosu bence kalkar raftan eğer bu ticaret savaşı... Siz bu PMI rakamlarına göre mi diyorsunuz? Yok, bu PMI ben gelecek PMI. Yani şimdi bu ticaret savaşına ateşkes oluyorsa bu dünya ekonomisinde bir bu PMI'ları zaten biraz toparlayacak. Dünya ekonomisindeki büyüme tahminleri aşağı gidiyordu. Onlar biraz daha aşağı gitmez. Hafif toparlanma revizyonları gelir. Ona dayanarak onunla ilgili söylüyorum. Geldi bugün. Arkadaşlarım onu ekrana verirlerse küresel büyüme rakamları birçok kurumun yaptığı, onları da görmüş oluruz. Hocam devam edeceğiz. Devam edeceğiz ama ben Ümit Hoca'ya sormak istiyorum. Şimdi tabii buradaki bize hani çok da hoşumuza gitti Trump-Erdoğan görüşmesi. Piyasa da bunu çok alkışladı ama hani piyasa derken kendi iç piyasamızdan da bahsetmiyoruz. Biraz dışarıdan bakıyoruz. Doğru. Dışarıdan yatırımcı şirketler, büyük şirketler, yatırım şeyleri buraya yönelik sanki iyi bakıyor. Şimdi isterseniz ona bakalım önce de Dünya Bankası, dünyada büyüme rakamları üzerine. IMF'ninki 3.6, 3.3'ten hani revize edilmiş bunlar. OECD 3.3. Morgan Stanley 3, Fitch 2.8, Dünya Bankası 2.6. 20'de biraz artış olacağına dair beklenti var. Ama bu revize aşağıya yönlü, revize edilmiş rakamlar bunlar. Onları da söyleyelim. Ben size önce bu konuyu sorayım da sonra küresel büyümeyle ilgili. Küresel dışarıdan Türkiye'ye bakanlar bu gelişmeyi biraz olumlu karşıladılar ama endişeleri nedir? Veya buradan sonra yavaş yavaş nasıl hareket edecekler? Bir de Fed'in faiz kararını bekleyip hani oradan bir faiz kararıyla birlikte mi Türkiye'ye girelim diye düşünecekler. Dış yorumun sizden alalım. Yani şimdi Fed'le başlayayım. Hocamın da söylediklerine ek olarak. Şimdi ben de hocamla aynı fikirdeyim. Fed'in faiz indirimi konusunda çok istekli olmadığını düşünüyorum. Niye? Şimdi biz işin bir tarafını ihmal ediyoruz. O da şu. Şu an dünyada toplam olarak yanılmıyorsam 5 trilyon doların üstünde bir döviz rezervi var. Bu rezervin çok büyük bir bölümü, 3 küsur trilyon doları Çin'in elinde ve geri kalanı da önemli bir bölümü Japonya'nın elinde. Şimdi bakın Amerika ile Çin arasında süregelen sürtüşmeyi de düşünürsek, şimdi Çin'in Amerikan tahvilleri konusunda özellikle bir de faiz inerse ne yapacağı gibi bir soru var. Dolayısıyla bence FED işin bu tarafını da düşünecektir. Ve dolayısıyla bir faiz indirimi ne kadar istekli olacak benim o konuda biraz soru işaretlerim var. Türkiye'ye gelince yabancı yatırımcı açısından. Şimdi isterseniz biraz rakamlardan gidelim. Tabii buyurun. Şimdi ilk çeyreğin rakamlarına baktığım zaman ben ne görüyorum? Ben şunu görüyorum. Biliyorsunuz Türkiye şu an teknik olarak bir resesyonda. Yani 2018'in son çeyreği %3, ilk çeyrek bu sene %2.6 daralma var. Şimdi bu ilk çeyrek rakamına bakıldığında şu gözüküyor. Zincirleme endeks üstünden bakıldığında ihracatta %9.2 artış var. Kamu kesiminin tüketimi %7.2 artmış. Şimdi demek ki kamu kesimi daha çok mal almış. Yurt dışı bizden daha çok mal almış. O zaman biz niye daralıyoruz? Ha, orada sorunun cevabı diğer bir rakamdan geliyor. Çünkü tüketici harcamaları Türkiye'de %4.7 düşmüş. Şimdi bence işin en kritik noktası bu. Yani Türkiye'de ekonominin toparlanabilmesinde birinci öncelik, birincisi tüketicinin beklentilerinin iyileşmesi. O konuda şimdi... Şöyle önümüzden gidelim. Şimdi ilk başta bir turizm. Türkiye'nin coştuğu, hani burada moralini yükselttiği, hatta bu sene biraz daha rekora doğru da gideceği, hatta Rusya'dan çok ciddi bir turist akınının söz konusu olduğu söylendi. Bu tabii ki piyasayı ciddi anlamda rahatlatacak. Doğru. Meyve sebze fiyatları da çok düştü. Hani üretiminde çok yüksek olduğu bir dönem. Bu da moral getirici bir şey. Eylül'e kadar hemen hemen böyle gideceğiz. Sorun Eylül'de mi çıkacak? Evet.
Şimdi orada yani benim kişisel olarak gördüğüm şey şu. Şimdi bu son yayınlanan bir takım anketlere bakarsanız, mesela Bloomberg'in tüketici anketi var. Şu an 76'ya çıktı. Bu hala kötümser zemindir, yüzün altındadır. Ama %28 artış var orada. İkincisi, biraz önce bahsettiğiniz PMI endeksinden. Bu 2018'in Eylül ayından başlayarak aşağı giden bir endekstir ve Şubat'ta dipledi. Ondan sonra yükselmeye başladı ve şu an 47.8'e geldi. İmalat PMI'yi 45.3'den 47.9'a geldi. Bu da olumlu bir şey. Bir de biliyorsunuz bir bileşik öncü göstergeler endeksi var. Şimdi ben orada da bir dipten tekrar yükselme görüyorum. Bir de Merkez Bankası'nın keza ayrıca bir tüketici güven endeksi var. O da yine bir yükselme yaptı. 57.6 gibi bir şeye geldi. Yani bütün öncü göstergeler şu an pozitife dönmüş durumda. Ama yeterli değil ama. Hani şimdi yeterli değil. Evet, yeterli ben de değil ama hani pozitife doğru yönelme bir, eğilimi var. Bak, en azından ok evet. işareti o tarafa doğru. Evet. Aşağıya yönlü değil. Bakın bu çok önemli. Niye önemli? Şunun için. Şimdi Türkiye'nin ekonomisindeki daralmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi, birinci nedeni, Türk insanının şu an yeterli harcama ve tüketim yapmaması. Yani rakamlar belli. Bakın konut satışları %30 düşmüş durumda. Her ay düşmeye. İpotekli doğru. konut satışı %80 düşmüş durumda. Yani kredili şey. Oto tarafını zaten biliyorsunuz. Şimdi bunlar zaten Türk ekonomisinin dinamoları. Yani bunları toparlayamadıktan sonra ekonominin tekrar toplanması çok zor. Şimdi bu dolayısıyla bu öncü göstergelere ben o açıdan önem veriyorum. Ama burada soru şu, Eylül-Ekim'e gelirsek. İki tane soru var. Bu tüketici güven endeksindeki ve diğer öncü göstergelerdeki yükselmeler önümüzdeki aylarda da devam edecek mi? Birinci soru. Ben o konuda biraz daha olumluyum. Ama daha önemli bir soru, bu güven endeksindeki yükselme fiili satın almaya dönecek mi? Bence ikinci soru daha önemli. Bunu neden söylediğinizi sormak istiyorum. Tabii. Çünkü hani bir krizden çıktık, elimize de biraz para geldi. Bu parayla hani bırakalım kriz de bitti, piyasaya girip istediğimiz gibi alışveriş yapalım durumu olmayacak diyorsunuz. İnsanlarda hani her kriz döneminden sonra biraz temkinlilik var. Ondan dolayı mı dediniz? Şimdi evet işin bu yanı var. Gene ben size bir rakam vereyim. Bakın dolarizasyon Türkiye'de hala devam ediyor. Son istatistiklere bakıldığında bankalardaki dolar mevduatı 1.4 milyar dolar artmış vaziyette. Bundan bir önceki rakam da 2.8 milyar dolardır. Biraz yavaşlama var ama hala dolarizasyon devam ediyor. Şimdi zaten şu, yani dolar hani son şimdi biraz tabii düştü ama niye artıyor dediğiniz zaman esasında doların artışı fundamental dediğimiz temel nedenlerden kaynaklanmıyor. Bu çok açık. Yani cari açık şu an 8 milyar dolara inmiş vaziyette. İhracat, ithalatı karşılama oranı neredeyse %100. Avrupa'da böyle evet. bir rakam yok. Yok, böyle bir evet. Avrupa yani, ülkelerinde bir rakam yok. Ve burada bir tek bunu tetikleyen şey var. Yabancı yatırımcının işte yurt güven. Dışına gidişi. Güven. Aynen bu. Ve bir de işte Türk insanının dolarizasyonu. Çünkü zaten baktığınızda onu da görüyorsunuz. Yani bankalarda TL cinsinden mevduat azalmış. Tüketici kredilerinde ciddi düşüş var. Hocam da bilir. Dolayısıyla şimdi bütün burada mesele bunu toparlamak. Yani, şimdi oradan dolardan parayı alıp TL'ye dönüştürmek, bu bir güven meselesi tabii ki. Yani yerel, yani daha doğrusu ülkedeki yatırımcılar ya da dolar sahibi olan, finans sahibi olan insanların buraya dönmesi, neden dönmediği konusu var. İkincisi de hani işlerin küresel anlamda düzelebileceğini umup dışarıdan buraya para girmesi gerekiyor. Ve ikincisi de bu. Şimdi Hakan Bey size soracağım ama konut bambaşka bir yere geçecek. Erhan Hoca'ya bitirip sonra bu Doğu Akdeniz'i size sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar dünyada küresel büyüme rakamlarını bir getirirsek ekrana. Şimdi burada revize aşağıya yönlü bir revize var. Evet. Daha önceki rakamlar, beklentiler daha yüksekti. Şimdi gelişmeler nedeniyle düştü. Şimdi buradan baktığımız zaman bu küresel ticaret savaşlarının pek de işe yaramıyor ve dünyadaki büyüme oranlarını düşürüyor. Düşürünce de bu herkesi etkiliyor. Doğru. Bunları görüyorlar mı ya da Amerika-Çin gerilimini ışığında bunlara bakarsak nasıl yorum yapacağız? Zaten bu
hızlı aşağı yönlü revizyonlar G20'deki bu atmosferi de yarattı diye düşünüyorum. Yani bu kaygı böyle giderse bunun pek de hoş sonuçlanmayacağı yönündeki kaygı başta Amerika olmak üzere bu noktaya getirdi gibi görünüyor. Yani şu anda... Bu rakamlar risk midir? Yani küresel anlamda insanlığın refah ve mutluluğuna çare olan rakamlar değil midir? Şimdi şöyle, yani bundan 50 yıl önce olsa veya 100 yıl önce bunlar hani inanılmaz büyüklükte rakamlar. 300-500 yıl önce olsa yani dünya sıfırdan 1500 tarihine kadar ortalama %0.5 bile büyümemiş. Evet. Çok stable, istikrarlı bir hayat var. Şimdi tabii bu felsefi bir boyutu da var. Hani tüketimin çılgınca devam etmesi ama çok sürdürülebilir bir denge değil. Bu şu anda hani dengeleri sağlamak. Bence bütün dünya zaman içerisinde Japonya gibi olmaya başlayacak. Yani hani... Resesyon küçük, yani. Yani yok, resesyon değil, şey anlamında azla yetim, tasarruf etmek, küçükle yani azla yaşamak, öğrenmek falan bu önemli. Sürdürülebilirlik açısından da çok önemli ama tabii önce o refaha gelmek ve hani onu özümsemek falan da gerekiyor. O anlamda bu bence bu çağımızın bir sürede böyle devam edecek. Ama bu rakamların şu anda bir risk, yarattığı risk şu. Aslında 3-3,5 düşük rakamlar değil. Ama biraz önce de söylemeye çalıştım. 250 trilyon dolarlık bir borç stok rakamı var. Bu 80, yani dünyanın bu büyüme oranı 84 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıla, yani en son rakam geçen sene oydu. Yani dünya 84 trilyon dolar gelir yaratıyor ama 250 trilyon dolar borç var. Yani kendinizi düşünün. 80 lira geliriniz var, 250 lira borcunuz var. Ne yaparsınız? Yani ya ek iş bulup bu borcu ödemeye çalışacağız ya da tasarruf edeceğiz. Dünya genelinde olduğu için hani herkese ek iş de yok gibi. Yani Jüpiter'e falan gitmek lazım. Orada da şimdi iş yok. Burada da tasarruf etme eğilimi artıyor. Dolayısıyla o da kendi kendini büyümeyi olumsuz etkiliyor. Şimdi bu ticaret savaşlarının ateşkese gitmesi, biraz tekrar ticareti arttırıcı gayretler, işte Amerika ile bu G20'de Güney Amerika ülkeleri arasındaki ticaret anlaşmaları, belki Avustralya, Yeni Zelanda, hepsi yolda. Bunlar bir miktar ivme verecek. Bence bu tahminler eğer bozulmazsa bugünkü hava, mesela IMF'in Temmuz raporuna yetişmeyebilir ama Ekim raporu, işte Eylül-Ekim aylarındaki tahminlerde 2020 tahminleri, belki bu yılki tahminler 0,1-0,2 yukarıya doğru hareketlenir. Tekrar dönebilir. Tekrar hafif dönebilir çünkü gerçekten asıl neden bu. Merkez bankalarının şu anda faiz indirmesinin büyümeye etkisi çok çok kalıcı olması bence pek mümkün değil. O sadece bir varlık balonu yaratır. Çünkü onlar şeyini doldurdu, hani yapabileceklerini yaptı, ömrünü doldurdu. Burada ama çok bu son dönemde merkez bankaları çok önemli bir rol üstlendi, bu kriz dönemiydi falan. Evet, o ama işte bir serum vermek gibi. Altta mikro bazlı yapısal sorunlar var, demografik trendler var, gelir dağılımı sorunu var, iklim meselesi var. Yani bunlar, dünya bu sorunlarla ilgilenmezse sürdürülebilir kalıcı büyümeye geçmesi çok zor. Merkez bankaları sadece bir miktar canlandırabilir. Hocamın dediği gibi, Ümit Hocamın, yani bu Türkiye için örnek verdi, bizim için de çok önemli, dünya için de önemli. Yani hemen aynı durumdayız. Çarkların dönmesi için, yani bir yerde talep var, bir yerde üretim, bir yerde gelir var. Siz bunu nasıl, böyle çark yavaşlıyorsa nereyi itmeniz lazım? Yani üreticiye hadi üret deseniz o üretmeyecektir, talebi görmek ister. Herkesin cebine para koysanız, ya bana para veriyorlar, bir sorun var herhalde deyip harcamak yerine tasarruf etmeyi tercih eder. Bir de o yüzden, krizden çıkınca zaten o bir psikoloji de var. Evet. Aman dikkat edelim. Tabii güvenin artması lazım ve onunla beraber tüketim ve buna bağlı yatırım talebinin canlanması lazım ki ekonomiler biraz kendi normal akışına dönsün. Son bir şey sorup hemen Hakan Bey'e geçelim. Çin Merkez Bankası'nın bugün bir açıklaması var. %6 büyürüz diyor. Evet. Bu Çin için yeni, Hakan Bey'in söylediği gibi yeni normal midir? İyi midir yani? Yani aslında koruyabilirlerse evet. Zaten onu çabalıyorlar. Bu 6-7 arası gerçekten %6 olup olmadığı konusunda çok ciddi soru işaretleri oluyor. Yani önceki büyümeler konusunda da evet, oldu yani böyle soru işaretleri. Çin'in rakamları, bazı ülkelerin rakamları maalesef hani tartışmaya açık, sorgulanıyor. Ama tabii hani biz de izleyen birisi olarak... Ama velev ki öyleyse de çok ciddi bir rakamdır. Yani bu Çin'in şeyinden anlıyoruz. Yani şu anda
%6 der ama dünya ticareti ya da Çin'in yaptığı ihracat, ithalat rakamlarına dünyanın kalında hakim. Yani kim ne sattığını biliyor. Dolayısıyla Çin daha az ithalat yapıyorsa, daha az ihracat yapıyorsa ve hala %6 büyüdüm diyorsa yine o rakam sorgulanır. Ama tabii ki kesin şeyi bulmak kolay değil ama o da bir başka sıkıntı yaratıyor. Ümit Hocam'ın dediği gibi yani o makale aslında ben de bir merak ediyorum. Dört banka hani bu çok önemli bir şey. Hani nasıl bir çalışma yapılmış ama dünyanın en büyük bankalarını barındıran bir ülke, büyük bir aktif büyüklüğü var. Oradaki sorun tüm dünya için sorun olur. O nedenle de çok yakından izleniyor. Rakamın doğru olması, gerçekçi olması da çok önemli bu anlamda. Şimdi buradan bir ara verelim. Yine biz bir Akdeniz'e girelim. Böyle sıcak hava. Güzel. Bugün yaz, böyle tatil, herkes orada. Ama bu sıcaklık biraz bizi yakacak herhalde. Ya da yakıyor aslında. Birkaç aydan beri devam ediyor Doğu Akdeniz'deki bu enerji havzası. Ortada şimdi hocam şöyle bir şey var. Yani bir ciddi bir rezerv var. İşte dünyanın 20 yılını sadece burası karşılayabilir deniliyor. İşte Kıbrıs'ın güneyinden Mısır'a kadar müthiş bir havza. Şimdi yapılan bütün araştırmalarda tamam enerjiyi çıkaralım, doğalgazı çıkaralım ama batı piyasasına bunu nasıl ulaştıracağız? Bir tane nokta denizin altından Girit üzerinden Yunanistan'a götürmek bir hesaplamalara göre çok maliyetli. Bunun da hani bilmem kaç yıl sübvanse edilmesi gerekiyor ki şirketler buna biz yaklaşabiliriz diyor. Ama ikinci bir tane var. Hani oradan çıkarılanlar Kıbrıs'a gelir. Kıbrıs'ta bir depolama merkezi yapılır. Kıbrıs'ta Türkiye arasında 75 kilometre vardır. 75 kilometrelik boru hattıyla bütün doğalgaz Avrupa piyasasının içerisine o andan itibaren girmeye başlar. Ama olmuyor. Sorun ne? Çok güzel özetlediniz sorunu. Tabii bunun cevabı belki daha da komplike şu açıdan. Aynen söylediğiniz gibi dünyanın en son kalesi yani enerji potansiyeli, enerji kaynakları açısından Doğu Akdeniz. Ve bunun üzerine bir de Amerika, Rusya ve bölge aktörleri arasından da baktığınızda tam anlamıyla bir şey var. Siyasi bir kamplaşmayı şu anda görüyoruz. Dolayısıyla enerjinin üzerine bu siyasi gerginliği de eklediğiniz zaman gerçekten karşımıza Doğu Akdeniz krizi çıkıyor. Şimdi burada Türkiye aynen üretimle tüketimi, müşteriyle üreticiyi bir araya getiren kilit ülke. Bunun dışında yani bir iş, bir yatırımcı olarak baksanız, bunun dışında yani içinde Türkiye'nin olmadığı hiçbir çözüm, hiçbir öneri feasible olmaz. Dolayısıyla demek ki feasible değilse başka hesaplar aramak lazım. Yani sadece bunu bir yatırım, geri dönüş, maliyet hesabı olarak bakmamak lazım. Siyasetin içerisine girdiğiniz zaman da o zaman bölgedeki aktörlere bakmak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir anda enerji ihracatçısı haline geldi. Kaya gazı. Trump'ın bu tankerleri bombaladılar ya 4 tane. Dedi ki ya çıktı ben dedi artık dedi petrol ihracatçısı oldum. Niye? Çin'in, Japonya'nın tankerlerini koruyayım. Yani biliyorsunuz 2 tane donanması var. Her an bu sıcak bir çalışmaya. Yani orada verdiği mesaj aslında çok önemli. Şimdi demek ki... Hatta Avrupa ülkelerine diyor ki niye oradan alıyorsunuz? Ben size LNG ile getireyim diye yani. Aynen. Hani şeylerle, gemilerle kesinlikle getirelim diyor. Kesinlikle. Hatta Polonya'ya zannedersem ciddi miktarda kaya gazı. Kaya gazı ve F-35 sattı Trump. Şimdi çok çok önemli bir kritik nokta. Çünkü burada Amerika bu doğal gaz rezervlerini bir açıdan ne kadar geciktirebilirse, yani bu gerginliği arttırmak, bu gerginliği farklı bir, bakın orada şimdi bir 5 ayrı tasarıdan bahsettim. Bunun 2 tanesi Demokrat Menendez var. Dış politikalarla ilgili bütün şeyler, kanun tasarıları bu adam çıkartıyor. Doğu Akdeniz'deki Doğu Akdeniz güvenliği ve işbirliği üzerine böyle 30 sayfalık falan bir kanun tasarısı çıkardı. Şimdi diyeceksiniz ki yani senatonun şeyle ne alakası var Doğu Akdeniz'de? Onun içerisinde bir okuduğunuz zaman oradan çok önemli dersler çıkıyor. Şimdi bir, Amerika bir anda Yunanistan'ın farkına vardı. Stratejik müttefikim diyor. Bir anda Güney Kıbrıs'ı üzerindeki ambargoyu kaldırdı, silah alabilir diyor.
Yunanistan'la birlikte ikisine sadece bu Doğu Akdeniz'deki gündemler için 3 milyar dolar para heba etti. Bir de bunun üzerine dedi ki Mısır'ı, İsrail'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de içine alan bir doğal gaz OPEC'i kuralım dedi. Şimdi bu ve başında da Amerika var. Şimdi Amerika'nın burayla ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Bunu ne kadar siyasi bir çatışma, çekişme haline getirirse o zaman Avrupa Birliği'nin bundan sonraki enerji talebi için kendisi dahil olmak üzere alternatif arayışlara geçmesi o derece olası. Şimdi burada tabii başka konular da var. Bir, Rusya'nın sıcak denizlere inmesi, yani işte biliyorsunuz Suriye'de şu anda komşumuz olması, oradaki üsleri ve onun sonrasında Rusya'nın da kendi müşterisini, nihai müşterisini kontrol altına alma isteği. Yani o da aslında Doğu Akdeniz'de ne kadar bir şekilde bu iş çıkmaza girerse en azından müşterisini şey yapmış olacak, garanti altına almış olacak. Bütün bunda bir de tabii ki Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs'ı tek yönlü olarak birliğin içine almasıyla birlikte Kıbrıs'ta Türkiye açısından da bence çok büyük bir şu anda çıkmaz var. Yani iki tarafın birleşmesi ve bu Kıbrıs sorununun kaldırılması. Bir yığın sorunun üst üste geldiği bir şu anda sorun yaşıyoruz. Şimdi burada çıkış noktası ne olacak? Burada kesinlikle söyledim. Yani eğer siyaseti ve bir şekilde farklı gündemleri kenarı koyarsanız Türkiye'nin izleyeceğin, Türkiye'siz bir çözüm olamaz. Ama burada... Burada gerilimi, Hakan Bey, gerilimi artırıp... Evet. Bir volüm tutturduktan sonra başka bir pazarlık mı var? Yoksa sizin söylediğiniz gibi Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini güçlendirip yeni bir hat oluşturmak ya da yeni bir ittifak oluşturmak mı? Bence burada yani orada biliyorsunuz 3 tane şu anda ekonomik bölgeyi şirketlere verdiler. Bunlar işte Fransa'nın, İtalya'nın ve Amerika'nın en büyük enerji şirketleri. Şimdi onlara bırakırsanız aslında bunları ortaya çıkaracaklar. Yani çok kısa bir süre içerisinde bu sondajları yapacaklar. Ama bunun kontrolü Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından adına deniyor ama aslında tamamıyla kendilerinin kontrol edeceği bir fon aktarılacak. Şimdi Türkiye bunu asla izin vermeyecek. Türkiye bunu yaptıkça ne yapıyor? İşte kendi Fatih ve diğer sondaj gemimizi gönderdik. Aslında Kıbrıs'ın bundan sonraki birleşmesi için Türkiye'nin elinde de bu krizi kullanma kartından başka bir kart kalmadı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, burada önemli bir rezerv var. Evet, bunu hayata geçirmek isteyen iş bir şekilde yatırımcılar var, şirketler var. Ancak burada bir, Kıbrıs'taki çıkmaz. İki, bölge ülkelerin bu enerji denkleminden, enerji jeopolitikasından rol kapma beklentileri var. Rusya'nın tamamıyla bu alternatif arayışlara set çekme ihtiyacı var. Ve tabii ki yani bağımsız, enerji açısından bağımsız hale gelen Amerika'nın da burada gerçekten işi karıştırma şeyi var. Dolayısıyla bunu kolay kolay çözemeyecek gibi gözüküyor şu anda. Peki alternatif olarak Hakan Bey, şöyle düşünelim. Tamam, Türkiye'yi uzak tutuyorlar. Türkiye'nin üzerinden de geçirmiyorlar. İsrail var, Mısır var. Türkiye ile ciddi sorunlar yaşanıyor zaten. Evet. Başlı başına hani çözülmez bir durum. Peki çıkarmaya başladılar. Doğalgaz çıktı. LNG üzerinden mi yürüyecekler? Boru hattı mı yeniden inşa edecekler? Orada bir karar var mı? Şu andaki görüntü sizin de söylediğiniz gibi Girit üzerinden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Avrupa'ya aktarılması. Ancak bunun nasıl finanse edileceği ve bunun altında kimlerin imza atacağı daha belli değil. Şimdi Yunanistan'da biliyorsunuz bu hafta sonu seçimler var. Yani bu Yunanistan'ın da aslında kaşıdığı çipras başta olmak üzere bir siyasi malzeme haline de geldi ama burada... Yani bu mali külfetin altına imza atacak bir hükümet veya bir özel sektör, bir enerji şirketi yok. Dolayısıyla burada alternatif olarak şu olabilir. Güney Rum kesimine veya Mısır'a özellikle bunun sıvılaştırılarak depolanması ve sonra dünyaya ihracatının yapılması düşünülebilir.
Ama her koşulda... Maliyet artıyor. Her koşulda maliyet artıyor. Artı bu yani likit doğal gazın müşterisi de daha sınırlı. Yani sadece maliyet değil, teknik olarak da. Dolayısıyla burada bu rezervlerin çıkartılması, bu rezervlerin feasible şekilde ihraç edilmesi de söz konusu değil. Artı Türkiye burada böyle bir oldu bittiye de izin vermez. Bakın İtalyan en iyi izin vermez. Hakan Bey ne yapacak? En iyi izin vermedi. Yani şimdi orada sadece Türk donanması yok. Biliyorsunuz en son tatbikatımızı donanmamız orada yaptı. Amerikan donanması da var. Fransa'nın frikateynleri var. İtalya'nın savaş gemileri var. Dolayısıyla burada Türkiye'nin elinde başka bir şey kalmadı. Yani Kıbrıs'ın bölünmüş olması, Kıbrıs Rum kesiminin Anan planını kabul etmemiş olması, Türkiye'nin burada... artık Avrupa Birliği üyesi olmuş ve yani onun şımarık garantörü konumundaki özellikle Yunanistan'la birlikte çıkmaza girmiş bir Kıbrıs denklemini çözmesi gerekiyor. Bunun için maalesef bu gerilimi arttırmaktan başka bir çaresi kalmadı. Yani Kıbrıs'taki çözüm bundan sonra tarafların İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin garantör ülke olarak ama onun arkasında Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin de baskısıyla iki tarafın masaya oturması ve bir çözüm için gerçekten çaba sarf etmesi. Bakın bu sabah bir füze düştü kuzey tarafına. Bunun işte S-200 füzeleri olduğu iddia ediliyor ama bir kesin bir bilgi yok. Ve işte hani Suriye'den atıldığı söyleniyor. Şimdi yani böyle bir ortamda yani güneyin veya kuzeyin sıcak bir çatışmanın içine girmesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin bundan sonra atabileceği adımlar burada çok önemli. Mesela hani S-400'leri bir yuva arıyorduk ya. Bakın Türkiye bu S-400'leri alıp eğer Kuzey Kıbrıs'a koyarsa ne olur? Türkiye Çin'den, Sayın Cumhurbaşkanı Çin'de Kuzey Kıbrıs'ta Çin'e bir askeri üs verirse ne olur? Yani o kadar farklı adımlar atabilir ki Türkiye bundan sonrasında. Çünkü Türkiye'nin üzerine burada ne kadar gelirse Avrupa Birliği, bu söylediğim enerji paktı veya OPEC'i veya Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin de elinde atabileceği adımlar var. Bu söylediğiniz çok ilginç. Hani Kıbrıs için üs konusu mesela Türkiye bunu yapabilir. Ben duymadım. İlk defa duydum. Türkiye bunu yapabilir. Çok ilginç bir şey. Yani şu açıdan söylüyorum. Bakın yani burada G20 zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Çin'e gidiyor sonra da Hindistan'a gidecek. Bu tesadüf değil. Şimdi Çin ile Amerika arasındaki bu ticaret savaşı dedik ama başka savaşlar da var ve Çin'in bu bölgede de biliyorsunuz enerjiyi aç bir ülke. Yani bugün geçen her tanker, her 10 tankerden yarısı Çin'e gidiyor. Enerji ihracatı açısından bakıyorum. Şimdi yani burada Çin ilgisiz kalamaz. Eğer dünyanın en büyük doğalgaz rezervi Doğu Akdeniz'deyse diyoruz, o zaman Türkiye'nin de elinde kartlar var. Türkiye şu anda aynen Suriye'de köşeye sıkıştırdıkları gibi Doğu Akdeniz'de de köşeye sıkıştırması ne Avrupa Birliği'nin çıkarına, ne Amerika'nın çıkarına, ne İsrail'in çıkarına, ne Mısır'ın çıkarına. Bakın bir de ne oldu? 6 rehinemiz vardı. Sanırım kurtarılmış. Çok memnun olduk. Gerçekten hiç bir kaza olmadı. Ama bir yandan da Libya üzerinden Türkiye aleyhine bir başka cephe açılmaya çalışılıyor. Şimdi yani Libya'daki bu generalin durup dururken 6 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının rehin alması olabilecek bir şey mi? Yani neye güveniyor? İşte bakıyorsunuz burada yine arkasında geçen ay tweetiyle taraf değiştiren Trump var. Bir şekilde şey var, Mısır var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani Doğu Akdeniz'de de Türkiye'yi bir şekilde kuşatma, Türkiye'yi bunaltma, hem enerji hem ekonomik açıdan köşeye sıkıştırma için atılan adımlar var. Şimdi Türkiye de aslında bir yerde bunu Kıbrıs'taki çıkmazı tekrar Avrupa Birliği'nin, tekrar Amerika'nın gündemine getirmek için kullanıyor. Ama tabii bu Suriye kadar kolay değil. Sonuçta ben Suriye'de bir en azından İdlib'de ve güvenli bölgede bir çözüme yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yakın dönemde değil olmasa bile. Ama Doğu Akdeniz daha çok uzun süre gündemimizde olacak. Orada dediğim gibi tam bir cadı kazanı oluştu şu anda.
Yani nerede ne olacağı belli değil. Bakın işte yani bir anda S-200 füzesi sizin Kuzey Kıbrıs'ınıza düşüyor. Aynı şey Türkiye'ye de olabilir. Yani çok büyük bir şey var. Hakan Bey, hatırlarsınız hani biz aynı çağlardayız. Hocam belki şeydedir, evet, bizden biraz daha öncedir ama her ne zaman Yunanistan'la aramızda bir gerilim olursa Hora gemisi Ege'ye geçerdi. Evet. Demirel de şu açıklamayı yapardı, hiç unutmuyorum. Teyakkuz halindeyiz diye. Herhalde biz bu Doğu Akdeniz'deki olayla ilgili olarak çok teyakkuz halinde bir dönem yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi Erhan Bey, şöyle devam edelim. Burada tabii küresel anlamda da bakalım ama Euro bölgesinin biraz da size sormak istiyorum. Euro bölgesi derken aslında biraz da Almanya'yı konuşuyoruz. Almanya üzerindeki, doğru, Euro bölgesi rakamlarını şekillendiren, piyasasını da şekillendiren o. PMI rakamları güçsüzlüğünü korunmuş. Yani hemen hemen bir iyileşme yok. Bir büyüme konusunda ciddi bir şey yok. Ama tabii ki Avrupa Birliği'nin dinamosu da Almanya. İleriye dönük, yani bu sene ve bir sonrasında... Hı. Hani ciddi sorunlar var. Brexit diye bir ciddi bir sorun var. Evet. Avrupa Euro bölgesini nasıl görüyorsunuz? Bu küresel ticaret savaşlarında Avrupa'ya düşen pay nedir? Yani etkileniyorlar tabii, mı çok onlarla? Kesinlikle. Yani en başta Çin, yani Almanya başta olmak üzere en çok ihraç yaptığı bölgeler. Yani başta makine teçhizat olmak üzere. Dolayısıyla Asya'daki, Çin'deki bir yavaşlama Avrupa'ya çok doğrudan ve hızlı bir şekilde etki eden bir süreç. Hem de Amerika ile de tabii ticari bağlantısı da güçlü. Dolayısıyla ticaret savaşının kaybedenlerinden birisi Avrupa oluyor. Çünkü ihracatla daha çok büyüyen bir kıta ya da bölge Avrupa, Euro bölgesi, Almanya. İç talepten ziyade yine dış taleple. O da dünya ticaretiyle çok alakalı. O nedenle son dönemdeki kayıplarında bunun çok etkisi oldu. Önümüzdeki dönemde bir süreliğine bu ateşkes döneminde dünya ekonomisinde bir toparlanma ihtimali artıyorsa bundan da Almanya ve Avrupa Euro bölgesi bir miktar artı etkilenir. Ama bunun ötesinde Avrupa'nın kendi içsel sorunları da var bence. Yani kendisini durduran ya da bir yerde ayak bağı olan birçok faktör var. Yani bir tanesi hani gelir dağılımı sorunları. Gelişmiş ülkelerde yüksek, Avrupa'da bu daha da yine gözle görülür boyutta artan bir sorun. Yani bunun dışında demografik trendler ya da Avrupa'daki yaşlanma iç talep konusunda, büyüme konusunda sıkıntılar yaratıyor. Bir de bu demografiye ilişkin aslında bu küresel ısınma meselesi G20'de bence daha ön planda ve daha acil, dünyayı böyle uyandıran bir gelişme olmalıydı ama yine o amacına ulaşamadı. Yani en son madde kıyıda köşede kaldı. Bugün işte bir haber okudum, Meksika'da bir şehre bir dolu yağmış. Yani gördünüz mü fotoğrafları, yani 30 derecelik havada kar fırtınası gibi bir şey olmuş. Yani anormal şeyler yaşanıyor. Şunu söylemek istiyorum, dünyada büyük bir göç buzullar Avrupa'ya doğru ya, yaklaşınca sorunu çözüm bulmak belki o zaman mümkün olacak. O işin bir boyutu ama bu Afrika, Asya, yani Güney Yarımküre değil mi? Bu küresel ısınmadan daha çok etkilenmeye aday. Ve kuzeye bir göç olasılığı da yüksek. Bu göçün en büyük adreslerinden birisi de Avrupa olmaya aday. Evet. Dolayısıyla bu aslında işte göç karşıtlığı, yabancı karşıtlığı, işte Avrupa Parlamento seçimlerinde de gördük. Gelir dağılımı sorunları, demografik trendler, göç karşıtlığı, birçok şey Avrupa'nın siyasetini şekillendirmeye başladı. Bunun ekonomiye yansımalarını göreceğiz. Euro'dan çıkma ihtimali olan ülkeler olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Brexit'le birlikte yani İngiltere başlı başına bir kaosa dönmüş durumda. Evet. Ciddi bir paraya ihtiyaçları var. Hani çıkalım diyorlar, para verin, para yok. Çıkmıyorum. Yani herkesin ilacı dünya ticaretinin yani çok sekteye uğramaması şu anda. Herkesin işine yarayacak o ilaç. Bir süre o tarafa da yarayacaktır belki ama bence Avrupa tabii İngiltere için de en büyük ticaret partneri olmaya devam edecek. Ben Avrupa'da yani Euro ile ilgili bir sorunları da tek bir merkez bankası, 19 Maliye Bakanlığı olan bir çerçevede bu yapıyı sürdüremiyor. Bürokrasi. Yani bürokrasi de var. Bir bölgede tek para kullanmak için orada homojen bir yapı olması lazım. İş gücü ve sermayenin serbestçe hareket etmesi lazım.
Avrupa'da, Euro bölgesinde homojen bir yapı yok. Kuzey ile güney arasında ciddi yapısal farklar var. Bir, iş gücü, sermaye hareket ediyor ama iş gücü hareket etmiyor. Yani bugün Avrupa'nın ortalama işsizliği 7,5-8, Almanya'da 4, İspanya'da 15. Nasıl oluyor? Yani tek bir merkez bankası İspanya için mi para politikası uygulasın, Almanya için mi uygulasın? Yani burada bir sorun var. Çünkü İspanyollar Almanya'ya gidip çalışmıyor, çalışmak istemiyor. İşsizlik ödeneğiyle geçirmeyi tercih ediyor. Almanlar da buyurun gelin işimizi paylaşalım demiyor. Yani iki ülkeyi sembolik veriyorum ama böyle işsizlik farkının çok olduğu... Avrupa Birliği'nin bu yapısının genel bir sorun var. Evet. Yani bu yapıyla devam etmesi belki önümüzde İtalya var. İtalya mesela ciddi ilk bence evet. Bütçe açığı var. Eskin en büyüğü orada. İspanya kapalı kutu şimdilik. Doğru ama İtalya çok net bir şekilde 20 yıldır neredeyse ya da 15-20 yıl arası Japonya'dan bile yavaş büyüyor. 2 trilyon dolarlık bir ekonomi sürekli patinaj yapıyor. Yani ben kişisel tahminim Euro'dan çıkma olursa çok kolay değil. Çok sancılı ve zor bir süreç ama İtalya ilk adaydır çıkmaya. Ha, öyle değil mi? Tabii yani İtalya çıksa tabii çok sancılı ama lirete dönse biraz değersiz bir liretle 2 trilyon dolarlık ekonomisinde ciddi bir ivme yaratabilir. Çünkü şu anda çözüm olarak onu düşünüyorlar mı sizce? Yani ciddi bir bütçe açığı var. Bence İtalyanlar şu andaki iktidardaki koalisyon düşünüyor. Yani onlar aslında Euro'dan çıkmayı bayağı düşünüyorlar ama işin kolay olmadığını ya da Avrupa'da, Brüksel'de bunun çok hoş karşılanmadığını falan da görüyorlar. Ama bir noktada bu olabilir. Çok sancılı ve kolay bir süreç değil. Olur olmaz da tartışılabilir. Ama benim kişisel kanaatim bunun İtalya ve bazı ülkelerin çıkma olasılığı yüksek ve bu kötü bir şey olmayacak. Sancılı bir şey ama Avrupa'nın iyiliğine olacak bir şey olacak bence. İtalya çıksa, tek başına 2 trilyon dolarlık ekonomi %2-3 büyümeye başlasa, Avrupa içine bir dinamo olacak, bir şey verecek, lokomotif olacak. Ya şimdi oradan hocam dediniz liret ucuz olur deyince insanların kafasında İtalya bizisi acaba... Euro'dan daha ucuza mal olursa bizim de işimize gelir mi? Tabii tabii. Pizzalar, yani. Makarnalar, yemek ayakkabılar, için İtalya'ya gitsek. Gömlekler, her şey. Yani hani Ekim ayına kadar da olabilirse de iyi olur. Ekim ayında gideceğim. Yok. Hani belki... Başka bahar, başka baharları, başka bir sonbahar düşünmek lazım ama peki. Olabilir. Ümit Hoca'yla son bitiriyoruz. 4-5 dakikamız kaldı. Siz genele baktığınız zaman hani... Bu büyüme rakamları normal ama bugünün içerisinde iyi. Türkiye açısından da bakarsak, hani bir başlangıç noktasında daha iyiydi ama bir daralma oldu. Yazı iyi geçireceğiz. Muhtemelen. Sonra Eylül'de neyle karşılaşacağız? Yılı nasıl bitireceğiz? Valla şimdi şöyle... Temin de biraz onu söylemeye çalıştım. Burada kritik olan soru tüketici güveninin alışverişe dönmesi. Yani insanların Türkiye'deki tüketicinin mal almaya başlaması. Şimdi orada iki nokta var. Bunlardan bir tanesi tabii gelirdeki daralma. İnsanları satın alma konusunda daha temkinli yapıyor. Bir nokta o. İkincisi tabii biliyorsunuz faizlerin de şu anki durumu keza tüketici kredisi kullanarak alma noktasında da tereddüt yaratıyor. Zaten tüketici kredileri de düşmüş durumda. Dolayısıyla biraz bu sorunun cevabını Eylül-Ekim'de bu noktalarda ne göreceğiz? Bence o sorunun yanıtı belirleyecek. Yani tüketici... Satın almaya başlayacak mı, başlamayacak mı? Eğer başlarsa, şu an güven endekslerinde yükselmeler görüyoruz, demin uzun uzun anlattım. Bir olumluya dönüş görebiliriz. Şöyle ki, benim son gördüğüm rakamlarda biraz şu var. Şimdi şunu da hemen belirteyim. Şimdi Türkiye'de enteresan bir durum var. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Şimdi iki tane Türkiye'de esasında temel güven endeksi var. Nedir? Bir tanesi reel sektörün güven endeksidir. Ötekisi tüketici güven endeksidir. Şimdi enteresan bir şekilde bunların arasında çelişki var. Yani güven endeksi Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hesapladığı 57.6. Bunun şeyi 100'dür. Ciddi kötümser demek bu. Öteki 102.5.
Reel güven endeksi. Yani reel sektör güven endeksi 102,5. Yani reel sektördeki adamlar... Reel sektör bu o kadar gelişmeleri tamam iyi olabilir, para da kazanabiliriz diyor. Ama tüketici diyor ki ya sıkıntılar evet. çok büyük, boş ver, evde oturalım, evet. televizyon seyredelim falan diyor. Yaz tatiline de gitme. Yani reel sektördeki iyimserlik eğer tüketiciye de yansırsa ve tüketici elini cebine atarsa... Biraz bu şimdi burada bir tane de sorun var. Bu bizim yani yıllardan beri devam eden bir sorunumuz. Tasarruf konusu. Evet. Yani tasarruf yapamıyoruz. Ciddi borçlanıyoruz. Krediler bilme bunlar çok iyi bir şey ev satın alma konusunda ama hani en küçük bir krizde ortada para yok, pul yok. Yine sıkıntı yaşanıyor. Bu tasarruf konusunu çözebilir mi Türkiye? Bu krizlerden sonra en azından bunu bir en azından bir tecrübe edinebilir mi? Şimdi tasarruf konusu, yani şimdi şöyle, tasarruf dediğiniz şey birkaç faktöre bağlı. Gelir düzeyine bağlıdır, o ülkede mevcut olan sosyal sigorta düzeninin ne olduğuna bağlıdır vesaire. Ama ben şöyle söyleyeyim size, temin çünkü Doğu Akdeniz konuşurken aklıma geldi. Türkiye'nin uzun vadeli perspektifinde, önemli bir nokta var esasında. Biraz onu belki hani üstünde durmadık. Ben konu bitmeyen şey bitmeden konuşmamı irdelemek isterim. Şimdi bakın 1. ile 15. yüzyıllar arasında baktığınızda dünyanın merkezi neresidir diye sorduğunuzda dünyanın merkezi Akdeniz dünyası, Orta Doğu ve Çin. Dünyanın ana ticaret ekseni neresi nedir diye sorduğunuzda İpek Yolu. Çin'den başlayıp Avrupa'ya giden yol. Şimdi bu 15. yüzyılda değişiyor. Niye işte Avrupalılar biliyorsunuz Hindistan'ı Çin'i buluyorlar. Deniz yoluyla başlıyor. Şimdi biliyorsunuz bir proje var. Pekin'i Londra'ya bağlayacak olan proje. Şimdi bu bence enteresan. Biterken onu da kısaca belirtmek isterim. Çünkü Pekin'i Londra'ya bağlayacak olan ve İpek yolunu tekrar canlandıracak bir proje Türkiye'nin istikbali üstünde çok ciddi etkiler yaratır, olumlu anlamda. Uşak Yol Projesi'nden evet, bahsediyorsunuz. Evet, bundan bahsediyorum ve bunun önemli olduğuna da inanıyorum. Şimdi bütün o temin yaptığımız tartışma çerçevesinde biraz aklımda da şu soru var, Hakan Bey belki yanıt verebilir. Acaba Amerika ona nasıl bakıyor bu projeye? Uşak Yol Projesi'ne Amerika evet. herhalde böyle biraz kızıyordur. Son derece şüpheyle bakıyor, son derece yani 1,5 trilyon çok gerçekten doğru bir konuya işaret ettiniz. Yani 1,5 trilyon dolarlık ve Türkiye'den geçiyor. Türkiye'nin de işte biliyorsunuz örneğin inşaat sektöründeki yani global bölgesel oyuncularımız var. Çok büyük faydaları olacaktır. Çin'le olan işbirliğini Türkiye lehine döndürecek. Orada Hakan Bey deniliyor ki aslında programımızın evet. sonuna geldik ama yeni bir tartışma başlatmayalım. Çin'in üretiminin bir kısmı Türkiye'de yapılıp yani üretimin evet. belki montajlama kısmı evet. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika dağıtımını Türkiye üzerinden yapabilir diye böyle stratejilerden bahsediliyor herhalde. Evet. Ama Amerika da bundan hiç hoşlanmıyor herhalde. Yani Türkiye aslında Meksika, Amerika Birleşik Devletleri için neyse Türkiye'de Çin için Avrupa Birliği'nin arka bahçesinde aynı rolü oynayabilir. Kesinlikle doğru. Burada noktalandıralım. Çok teşekkür ederim. Ümit Erol, Erhan Aslanoğlu, Hakan Akbaş. Bu akşam bilmiyorum ben keyif aldım. Umarım siz evet, de keyif almışsınızdır. Ben de öyle. Ama en çok merakla beklediğim Erhan Hoca İtalya'da ne olacak bakalım. Alışveriş yolu gözüküyor. Evet, evet izleyelim. Sevgili seyirciler programımızı burada noktalandırıyoruz. Haftaya aynı saatte aynı gün buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.